Günaydın. Avrupa'da gündem başlıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şu anda bizi izleyen tüm seyircilerimize iyi sabahlar, iyi akşamlar, iyi geceler dileyerek programımızı açıyoruz sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta Paris'teki saldırılarla dünya sarsıldı ve tabii bu anlamda Türkiye'de yapılan, Antalya'da gerçekleşen G20 zirvesi de dünyanın gündemini oluşturuyor ve dünyanın bütün dikkati Antalya'da şu anda sevgili seyirciler ve Paris'teki saldırıların ve 127 insanının hayatını kaybetmesine yol açan korkunç saldırının ki DAEŞ üstlendi bu saldırıyı. Hemen G20 zirvesinden öncesinde olması da hakikaten manidardı ve bir mesaj içeriyordu. Terörist saldırılar her zaman bu tür mesajları vermeye devam edecek. Terörizmin de hiçbir zaman dini, dili, ırkı yok ve bu konuda ayrım yapmak da dünyanın başında daha uzun süre belalar açacağı benziyor. Sevgili seyirciler, şimdi G20 zirvesiyle ilgili olarak Antalya'dan bağlantılarımız olacak. Sabah gazetesi ekonomi müdürü Şeref Oğuz canlı yayında karşımızda olacak. G20 zirvesinin bu yıl neler konuşacağını ve ne tür kararlar alabileceğini ve bunların dünyayı nasıl etkileyeceğini bizlere anlatacak. Bu arada Orhan Salih ve Duygu Leloğlu da eğer bir aksilik olmasa yine canlı bağlantılarımızda Antalya'da şu anda karşımızda olacak. Ve Paris'te ki korkunç saldırının arkasından Fransız savcı saldırıyla ve katliamla ilgili ilginç ayrıntılar paylaştı bizimle. Ve onunla ilgili olarak Alparslan Düven karşımızda olacak ve bu konudaki son gelişmeleri bize aktaracak Paris'ten sevgili seyirciler. Bu arada sevgili seyirciler, Ahıska Türkleri Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz stüdyomuzda olacak. Çünkü Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 71. yıl dönümü nedeniyle burada olacak. Ve Ahıska Türklerinin dramı ne yazık ki bitmiyor, devam ediyor sevgili seyirciler. Hala sürgünden dönebilen Ahıska Türklerinin sayısı son derece az. Bir kısmı Gürcistan'a, bir kısmı Türkiye'ye, bir kısmı Azerbaycan'a geldiler ama ne yazık ki bu dram devam ediyor. Yurtlarından koparılmışlıkları devam ediyor sevgili seyirciler. Bunu konuşacağız. Önce kısa bir haber turumuz var. Haber turunun arkasından tüm bu aktardıklarımla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Evet, kısa haber turumuzla karşınızdayız başlangıçta. Gelir adaletsizliği Amerikalıları sokaklara döktü. Çoğunluğunu hızlı yemek sektöründe çalışan işçilerin oluşturduğu binlerce kişi 2016 başkanlık seçimleri öncesi ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenledi. Göstericiler saatlik asgari ücretin 15 dolara çıkarılmasını talep etti. Eylemlerin düzenlendiği kentlerden biri New York'tu. Göstericiler belediye binası yakınlarındaki Foley Square'da toplandı. Gösterinin bir de sürpriz konuğu vardı. New York valisi Andrew Cuomo gösteriye katılarak eylemcilere destek verdi. Vali Andrew Cuomo yaptığı konuşmada göstericilere sevindirici bir haber verdi. Cuomo, eyalet kurumlarında saatlik asgari ücretin 15 dolara çıkarılması için talimat verdiğini duyurdu. Bulgaristan'da hükümetin güvenlik sektöründe çalışanların maaş ve emeklilik tazminatlarında kesinti planları protestolara neden oldu. Ülkenin dört bir yanından başkent Sofya'ya gelen binlerce polis ve güvenlik görevlisi parlamento önünde toplanarak planlanan kesintilere tepki gösterdi. Hükümet karşıtı sloganlar atan polisler kendilerine karşı çifte standart uygulandığını iddia ettiler. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı gösterinin güvenliğini sağlamak için çok sayıda jandarma ve polis görevlendirdi. Miting öncesi provokasyon planladıkları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı. Bulgaristan'ın ulusal güvenliğinde risk oluşturan protesto eylemleri yüzünden İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, miting öncesi toplu tazminat ödemelerinin iptalini öngören düzenlemenin geri çekildiğini duyurdu. Ancak İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına karşın polisler parlamento önünde gösteri yapmaktan vazgeçmedi. Ebola Batı Afrika'da 11 bine yakın kişinin ölümüne sebep oldu. İnsanlar Ebola'nın yayılmaması için uzun süren karantina hayatı yaşadı. Dünya Sağlık Örgütü son olarak Sierra Leone'yi Ebola'dan arındırılmış ülke ilan etti. Sierra Leone'liler bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı.
Hazırladıkları kliple Ebola'ya güle güle dediler. Güle güle Ebola klibinde 7'den 77'ye çok sayıda kişi yer aldı. İnsanlar dans ederek, şarkı söyleyerek Ebola'ya güle güle dedi. Sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan klip çok sayıda beğeni aldı. "42 gündür yeni Ebola vakası rapor edilmediği için Sierra Leone salgından resmen kurtulmuş oldu. Dünya Bankası'na göre ülke ekonomisi Ebola'dan 1 milyar 400 milyon dolar zarar gördü. Ebola'dan en çok etkilenen ülkelerden Sierra Leone'de 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hırvatistan'da seçim heyecanı vardı. Yaklaşık 3 milyon 800 bin seçmen yurt içi ve yurt dışında kurulan sandıklarda oy kullandı. Seçimde 957'si kadın, 2311 aday 151 sandalyeli Hırvatistan meclisine girebilmek için yarıştı. Yurt dışında yaşayan Hırvatistan vatandaşları ise 48 ülkede kurulan 114 sandıkta vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Seçimin galibi muhalefetteki muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği Partisi oldu. Fakat Hırvat Demokrat Birliği tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşamadı. Hükümetin kurulabilmesi için Hırvatistan'ı zorlu bir müzakere süreci bekliyor. Katalan parlamentosu, Katalonya'nın bağımsızlığını öngören tartışmalı karar tasarısını kabul etti. Tasarıda Katalan parlamentosu, İspanyol devletinden barışçıl bir ayrılık için demokratik süreci başlatmak üzere gerekli adımları atacak denildi. Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı partiler, bunu 18 ay sonra İspanya'dan kopmakla sonuçlanacak sürecin ilk adımı olarak görüyor. Eylül ayında Katalonya'da düzenlenen bölgesel seçim, ayrılıkçı partilerin zaferiyle sonuçlanmıştı. Ancak anayasa herhangi bir bölgenin ülkeden ayrılmasına izin vermiyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Meclisi'nin attığı bu adımın sonuç vermeyeceğini söyledi. 1995 yılında 8000'den fazla Müslümanın katledildiği Srebrenica'da geleceğe dair ümit verici gelişmeler oluyor. Soykırımdan sonra adeta hayatın durduğu kenti yeniden canlandırmak için Boşnaklar ve Sırplar İşbirliği kararı aldı. Bu kapsamda Srebrenica'da düzenlenen konferansa Boşnak ve Sırp tarafından üst düzey yetkililer katıldı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Bekir İzzet Begoviç ve Mladen Ivanić'in yanı sıra Bosna Hersek ve Sırbistan başbakanları da katılımcılar arasında. Konuşmacılardan Sırbistan Başbakanı Vučić, Sırbistan hükümetinin Srebrenica'nın kalkınmasında kullanılmak üzere 5 milyon avroluk bütçe ayırdığını belirtti. Vučić, bizler önümüzdeki 100 yıl boyunca Boşnaklarla ilişkilerimizi geliştirip barış içinde yaşamayı hedefliyoruz. Bugün burada toplanmamız ortak geleceğimizin ufak bir başlangıcıdır diye konuştu. Sevgili seyirciler, DAEŞ. Çağımızın en korkunç terör örgütlerinden biri ve Fransa'daki katliamı gerçekleştiren terör örgütü. Şimdi biraz sonra Fransa'daki katliamla ilgili bir bağlantımız olacak Alparslan Düven'e. Ancak bu örgütün nasıl korkunç bir örgüt olduğunu, nasıl vahşi, barbar bir örgüt olduğunu anlatabilmek açısından yani biraz da bunu anlatmak bile son derece insanı gerginleştirici ve üzücü bir durum ama DAEŞ'in Suriye'deki katliamı çocuklar üzerineydi. Ve 200 Suriyeli çocuğu kurşuna dizdi DAEŞ. Ve üstelik de bu alçaklar bu yaptıkları pisliği görüntülerini yayınladı. Terör örgütü DAEŞ 200 Suriyeli çocuğu kurşuna dizerek korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Katliam terör örgütünün korkunç katliamla ilgili görüntüleri yayınlanmasıyla ortaya çıktı. DAEŞ'in sosyal medya kanadı tarafından yayınlandığı belirtilen videoda çölde yüzüstü yan yana yatırılarak dizilen değişik yaşlardaki çocuklar arkalarında bekleyen silahlı teröristler tarafından öldürülüyor. 20 saniye süren videoda ortalık kan gölüne dönerken silah sesleriyle çocukların çığlıkları birbirine karışıyor. Videonun sonunda ise bazı DAEŞ üyeleri çocukların arasında dolaşarak canlı kalan varsa başlarını ateş ederek öldürüyor. Videonun Ağustos ayında çekildiği ancak yeni servis edildiği öğrenildi. Evet, tabii bu saldırılar bir yandan Rusya'nın saldırıları sevgili seyirciler, Halep'e yönelik saldırıları mülteci akınında tekrar gündeme getiriyor. Türkiye'de 2 milyon aşkın Suriyeli mülteci var malum biliyorsunuz ve Halep'in düşmesi ve Şam rejiminin eline geçmesi durumunda ve
ya da DAEŞ'in oraya girmesi durumunda yeni bir mülteci akınıyla Türkiye ve dünya karşı karşıya kalabilir, özellikle Avrupa. İşte bu konuda Türkiye'nin önerileri malum. Güvenli bölge, uçuşa yasak bölge ve kara ve hava operasyonu koalisyon güçleriyle birlikte ortak karar alınarak. Şimdi tabii Avrupa'yı tehdit ediyor mülteci meselesi. Hemen onunla ilgili bir açıklama var. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye ile anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Evet. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Steinmeier, Avrupa'da derin bir krize yol açan Suriyeli sığınmacılar sorununun çözümü için Türkiye ile anlaşmaları gerektiğini açıkladı. Sığınmacılar sorununda Türkiye ile anlaşma yapılmasına karşı çıkanların bulunduğunu belirten Alman Dışişleri Bakanı, bu konuda başka yapacak bir seçeneğimiz yok. Daha az kişinin Yunan adalarına geçmesi için Türkiye ile anlaşmamız lazım dedi. Steinmeier, Türkiye'nin 2 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıyı kabul ettiğini belirterek, Türkiye haklı olarak bunun Avrupalılar tarafından yeterince takdir edilmemesinden şikayetçi ifadesini kullandı. Alman Dışişleri Bakanı konuşmasında Türkiye'nin sığınmacılar için elinden geleni yaptığını, ancak bazı Avrupa ülkelerinin bu konuda duyarsız kaldığını söyledi. Avrupa Birliği içinde sadece 5 ülkenin sığınmacıların %90'ını kabul etmesini eleştiren Steinmeier, sığınmacıların Avrupa Birliği içinde dağıtılması için bağlayıcı bir düzenlemenin getirilmesini istedi. Evet sevgili seyirciler, programın başında söylediğimiz gibi Fransa'daki terör saldırısının etkileri, yankıları uzun süre devam edeceği benziyor. Tabii Türkiye bu tür saldırılara artık aşina, ne yazık ki aşina ve Suruç, arkasından Ankara katliamı, DAEŞ'in Türkiye'de yaptığı katliamlardan ikisi ve bütün dünyanın dikkati Türkiye'ye çevrilmişti. Şimdi Fransa'da. Şimdi Fransız savcı da bir takım açıklamalar yaptı ama bütün bunları Alparslan Düven'den alacağız ve son gelişmeleri de ondan öğreneceğiz. Alparslan Düven, A Haber muhabiri, şu anda Paris'te, Fransa'da ve telefon hattımızın diğer ucunda. Alparslan Düven, merhaba. Merhabalar Paris'ten. Alparslan Düven, şimdi Fransız savcının açıklamaları geldi ve çok çarpıcı açıklamalardı. Bu konuda konuşalım öncelikle istiyorum. Bu açıklamalar doğrultusunda iki şey sormak istiyorum. Birincisi, Fransız polisinin bir zaafı var mı? İkincisi, Müslümanlara yönelik, Fransa'daki Müslümanlara yönelik yeni bir ırkçı, ayrımcı bir dalganın yayılabilmesini önlemek amacıyla neler yapılabilecek Fransa'da ya da bu konuda bir tedbir düşünülebiliyor mu? Evet, isterseniz ilk sorumuzdan başlayalım. Saldırıların önceden önlenebileceği yönünde bazı iddialar istihbarat söz ediliyor ki bugün İngiliz gazeteleri de bunu ön plana çıkarmış durumda. Örneğin İngiliz Daily Mail gazetesinin bugünkü bir haberinde Fransız istihbaratının 3 büyük hata söz ediliyor. Fransız polisinin saldırılara ilişkin en önemli ipuçlarını gözden kaçırdığına dair iddialar var ve bunu itiraf ettiklerini yazıyor gazete. Ayrıca ağır silahlarla donatılmış şüphelilerin durdurulduğunu, ancak terörle mücadele yetkililerinin uyarılmadığı da bu haberde belirtilmiş. Saldırıdan birisinin izlenenler listesinde ve Paris'te olduğu da yine haberde kaydedilmiş. Ayrıca silahlı saldırganlardan ikisinin Avrupa'ya Suriyeli gibi girdikleri ve bu eylemi de gerçekleştirdikleri de yine bugün İngiliz basınında ve diğer dış basında da yer alan haberler arasında büyük bir istihbarat dağıtıktan söz ediliyor. Fransız polisinin bu eylemi belki de önleyebilecek. Yani 129 kişinin yaşamını yitirdiği, 350 kişinin öldüğü, 99'u ağır olmak üzere işte bu eylemi önceden engelleyecek en önemli delilleri, ipuçlarının gözden erkekten geldi ya da gözden kaçırdığı İngiliz gazeteleri yazıyor bugün. Hı hı. Evet, peki. Bunun evet, buyurun, dinliyorum. Siz devam edin lütfen. Yok, devam edin siz, bir arkasından bir sorum daha olacak. Peki, ikinci sorunuz da Müslümanlarla ilgili olarak. Az önce Müslüman öğrencilerle görüştük. Yaklaşık 5 dakika önce, bu görüşmemizden hemen önce onlar şunu söylediler. Evet, burada Charlie Hebdo saldırısından sonra bazı Müslümanlara yönelik bir sert eleştiriler, yaklaşımlar ve bazı tavırlar olmuştu. Bu da tabii üzerine sıcak su ekti, daha da yarayı acıtmaya başladı. Bundan sonra da tabii ki Müslümanlar burada diken üzerinde olacak. Ancak
güzel bir gelişme de buraya gelen dün akşam çok sayıda Türk vatandaşı ve Müslümanlar gerek çiçek bırakarak gerek de mumlar yakarak Fransızların acısını paylaştılar ve burada Fransızlarla dayanışma içinde olduklarını gösterdiler ve onlara bu tür eylemlerin karşısında olduklarını, İslamiyet'in de bu tür eylemleri, bu tür insanlık dışı saldırıları her zaman dışladığını ve hiçbir zaman da Müslümanlarla bir bağlantılı olmadığını ifade ettiler. Bu çok güzeldi. En azından doğru mesajlar verildi. Bence Müslümanların yarın yine Paris sokaklarında ya da belli noktalarda ve güzel protesto yürüyüşleri yaparak Fransızlara desteğini göstermeleri lazım. Bu şekilde de Müslümanların Fransızlarla dayanışma içinde olduğunu ve entegrasyon içinde olduğunu gösterebilirler. Evet, Alparslan Düven, şimdi tabii ki bu saldırıyla ilgili teknik detaylar ve bu saldırıların kimler tarafından yapıldığı ve nasıl gerçekleştiği konusunda haberler çıkıyor ve bunu bütün dünya yakından izliyor, ama biraz da arka planına yönelik olarak konuşalım istiyorum. Şimdi Charlie Hebdo baskınında da ciddi zaaflar konuşulmuştu. Fransız istihbaratının, Fransız polisinin zaafları konuşulmuştu. Keza bu saldırıda, keza daha öncesinden Fransa'nın güney şehirlerinden birinde, Toulouse'du galiba. Orada yaşanan bir Yahudi okuluna saldırıda aynı zaaflar ortaya çıktı ve bu sonuçta bir müdürün inisiyatifiyle saldırgan hiç de öldürülmemesi gerektiği halde tuhaf bir şekilde öldürülmüştü. Bütün bu kafalarda soru işaretleri uyandıran bütün bu gelişmeler Fransa'da yaşanıyor. Bu Fransız basının tarafından sorgulanıyor mu acaba, ya da Fransa'da politikacılar bunu sorguluyorlar mı? Aslında Fransa'daki gazetelere, bugün okuduğumuz başlıklara bakarsak, biz Paris'iz, biz hepimiz Charlie Hebdo gibi, yani Charlie Hebdo saldırısındaki başlıkları benzer başlıklar bulabiliyoruz. Evet. Yapıcı olmak yerine daha çok matemin ve acıların ön plana çıkarıldığı, kimsenin eleştirilmediği, Charlie Hebdo saldırısında da Cumhurbaşkanı François Hollande'ın çıkıp da ben polisi tebrik ediyorum demesi bile gerçekten sanırım. Zira 17 kişinin öldüğü bir operasyon söz konusu ve başarısız bir operasyondan bahsediyoruz. Buna rağmen Fransız Cumhurbaşkanı ısrarla çıkıp polisine teşekkür etti yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ve hiçbir Fransız basını da bunu görmedi. Bakın, burada altını çizebileceğimiz bir önemli nokta da istifa konusu. Madem ki Türkiye'de bir yani hiç beklenmedik şekilde, tahmin edilmeyen şekilde meydana gelen olaylarda hükümet yetkililerinin istifası isteniyorsa, buyurun, 129 kişi öldü, 307 kişi yaralı ve bir tane Fransız yetkililerin istifa etmiş değil. Evet, çok enteresan. Fransız basını da hiçbir Fransız yetkili yerden yere vurma niyetinde değil. Bugünkü manşetlerde de gördük, olaydan 2 gün geçti. Öz eleştiri yok, sadece Müslümanlara yönelik saldırılar vardı. Evet, bu son derece enteresan bir nokta hakikaten. Ve şimdi Fransız savcının açıklamaları, öte yandan Fransız basını ve dünya basının olaya ilişkin yorumları, değerlendirmeleri son derece önemli. Bir takım ipuçları da veriyor kuşkusuz. Ama tabii şu soru da beraberinde geliyor. Neden Fransa seçiliyor? Yani bütün bu saldırılarda, örneğin Orta Doğu'daki politikalar söz konusu olduğunda, koalisyon güçlerinin adı geçiyor örneğin. Koalisyon güçleri dediğim zaman içinde Amerika Birleşik Devletleri var, Almanya var, İngiltere var, Fransa var ve birçok ülke var, Türkiye'de var. Ama işte Türkiye'ye yönelik saldırı var, Fransa'ya yönelik saldırı var. Yani bunun arkasında başka şeyler arayanlar da var. Bu konuda bir takım kritikler var mı acaba? Aslında benim kendi tezlerimden yola çıkarak ve 20 yıllık bir gazetecilik deneyiminden yola çıkarak düşündüğüm bir şey var. Nedir evet. O? Bu terör saldırısından en çok faydalanan, Avrupa'da faydalanan ve Orta Doğu'da yararlı olacak tek bir terör örgütü var. O da PKK terör örgütüne yarayacak bu saldırılar. Fransa'da gerçekleştiren saldırılar. Çünkü buradaki PKK yandaşlarıyla da yaptığım dayak üstü sohbetlerde bu saldırıların sürekli Türkiye'nin üzerine atarak burada propaganda yapıyorlar. Ermeniler de, Ermeni lobisi de, daha doğrusu genel olarak konuşmamak lazım, Ermeni lobisi de, yani alt niyetli bir Ermeni lobisinden bahsediyoruz. Onlar da Fransa'da burada Türkiye karşıtı olarak bu operasyonları, bu eylemleri, saldırıları Türkiye karşıtı sloganlarla kullanıyorlar. İşte meydanlara çıkıyorlar, Türkiye'yi karalamaya çalışıyorlar. Bu tür eylemlerin arkasında kimin olduğunu tak diyebilmek açıkçası çok zor. DAEŞ diyebilirler, başka bir şey diyebilirler, ancak yine de bütün bunlar şüpheli. Bunlar üzerinde çok sayıda soru işaretleri var. Bu soru işaretleriyle Fransa nereye doğru gidiyor? Açıkçası az önce bir hukuk fakültesi öğrencisinin söylediği bir şey var.
sokağa çıkmaya tedirginiz, korkuyoruz. Artık bu ülkede her şeyin olabileceğine inanıyorum. Öyle gidiyorum sokağa, ne olursa olsun diyorum. Çünkü artık bu ülkede şiddeti görmeye alıştık. Orta Doğu'dan da beter oldu diyor Fransa. Açıkçası Fransa ile Suriye'yi artık neredeyse hemen hemen eşit tutmak zorunda kalıyor Fransız halkı. Çünkü durum gerçekten vahim. Evet, hakikaten vahim. Bu noktada işaret ettiğiniz noktada son derece önemli. Tabii ki PKK bundan dolayı ciddi bir, yani bu saldırıdan dolayı bu saldırıya istifade etme yolunu seçecektir kuşkusuz. Ancak PKK, PYD ve YPG güçleriyle ilgili olarak uluslararası kamuoyunda artan eleştiriler ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüleri Mark Toner'ın yaptığı açıklamalarda dikkate alındığında artık onların orada yarı özellik ilan etmeye yönelik çalışmaların önüne geçileceği anlaşılıyor. Öte yandan uluslararası Af Örgütü'nün onlarla ilgili açıklamaları var. Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir şey var. DAEŞ'e karşı mücadele edilecekse ve bu kriter alınacaksa El Nusra da ona karşı mücadele ediyor. Ama El Nusra terör örgütleri listesinde, neden PKK'ya, PYD'ye ayrı bir muameleye tabi tutuluyor diyor. Ve çok haklı, bu uluslararası platformlarda dile getiriyor. Evet, Alparslan Düven, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için ve yorumlarınız için. Hakikaten ilginç bilgiler de aktardınız bize. Kolaylıklar diliyorum size. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sevgili seyirciler. Şimdi biz Alparslan Düven'le konuştuk ama daha detaylı olarak Fransız savcının yaptığı açıklamayı bir haber olarak da sizlere aktarmak istiyoruz. Hataları, eksiklikleri ve ilginç ayrıntıları bu haberde bulabileceğiz. Rehine krizinden sorumlu olan terörist parmak iziyle kimliği tespit edildi. 21 Kasım 1985'te Son bölgesinde doğan bir terörist olduğu belirtildi. Daha önce hakkın sicilinde birçok suç bulunuyordu. Radikal isimler arasında terörün polisin aradığı terör listesinde değildi, ancak radikal bağlantıları olduğu belirtilmişti. Fransız stadyumun önünde kendini üzerindeki bombayı infilak ettirdiğinde Suriye 1990 doğumlu, Suriye'de doğmuş bir doğan bir terörist olduğu belirtildi. Bu saldırılarda hayatını kaybedenler, yaralar. Evet, Fransız savcının açıklamaları böyle devam ediyor sevgili seyirciler. Hayli de enteresan. Basından bu açıklamaları okuyabilme imkanınız da var zannediyorum. Sevgili seyirciler, evet, şimdi Antalya'ya dönüyoruz. Antalya'da G20 zirvesi var. Bütün dünyanın gözü Antalya'da sevgili seyirciler. Ve dünyadaki 20 gelişmiş ülke, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 gelişmiş ülkenin lideri tabii ki François Hollande ne yazık ki gelemedi korkunç saldırıdan dolayı. Onun dışındaki 20 büyük ülke, 19 büyük ülkenin, gelişmiş ülkenin liderleri Antalya'da toplandılar ve sabahleyin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları oldu bu arada. Şimdi G20 zirvesiyle ilgili haberimizi izleyelim. Arkasından Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz'la canlı bağlantımız olacak ve G20 zirvesinin neleri kapsadığını, ne ifade ettiğini ve dünyaya neler getireceğini, neler vaat ettiğini onunla konuşacağız. Dünyanın dört bir yanından liderler G20 zirvesi için Antalya'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün güne yoğun başladı. Görüşmelerin yapılacağı merkeze AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kullandığı golf aracıyla gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla Malezya Başbakanı Necip Rezak, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'la bir araya geldi. Görüşmeleri AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Devletler arası serbest ticaret anlaşmaları da imzalandı. Cumhurbaşkanı öğle yemeğini ise Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'la yedi.
Gün içinde ise dünya liderleri peş peşe Antalya'ya geldi. Endonezya Cumhurbaşkanı özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'sa tarifeli uçakla Antalya'ya geldi. Makam aracıyla konaklayacağı otele geçti. İspanya Başbakanı da zirve için gelen liderler arasındaydı. Güney Kore Cumhurbaşkanı ile Hindistan Başbakanı da akşam saatlerinde özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde yaptığı görüşmeleri akşamda devam etti. Çin Devlet Başkanı ile bir araya geldi. İki ülke heyetleri de görüşmede yer aldı. Cumhurbaşkanı kısa bir konuşma yaptı. Paris'teki terör saldırıları üzerinden dünyaya çağrıda bulundu. Tabii bu G20 zirvesi öncesinde Fransa Paris'teki terör eylemi bizleri gerçekten ciddi manada üzdü. Teröre karşı bizlerin ortak bir mücadele platformu oluşturmamızı gerektiriyor. Şunu biliyoruz, terörün dini, milleti, ırkı, vatanı kesinlikle yoktur ve terörün kolektif olduğuna inanıyorum ve bu kolektif terör eylemlerine karşı da bizim bir koalisyon içerisinde uluslararası bir mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor. Heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 7 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la bir araya geldi. Gündemde bölgesel sorunlar ve Paris'teki saldırılar konuşuldu. Cumhurbaşkanının mesaisi bununla da kalmadı. İkili görüşmelerin ardından zirve için Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan basına kapalı gerçekleşen yemekte konuklarını eşi Emine Erdoğan'la birlikte karşıladı. Tek tek ilgilendi. Yemeğe Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Yemeğin ardından geleneksel Türk el sanatlarından, ebru ve cam çalışmalarından örnekler sergilendi. Çalışmaları izleyen liderler sanatçılardan bilgi aldı. Evet sevgili seyirciler, şimdi Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz karşımızda. Evet, Şeref Oğuz'la karşı karşıya gelebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Evet, Şeref Oğuz merhaba. Şimdi Antalya'dasın ve tabii ki terör saldırıları, Fransa'daki terör olayları hakikaten dünyayı etkiledi. G20 zirvesini de etkiledi. Zaten mülteciler konusu, Suriye'deki mülteciler konusu zaten konuşulacaktı. Terör de konuşulacaktı ama Fransa'daki terör saldırısıyla gündem biraz da değişir gibi oldu. Ama sonuç itibariyle G20 zirvesi gelişmiş ekonomilerin bir araya geldiği bir ekonomi zirvesi. Şimdi bütün bunların ötesinde kriz beklentisi, ekonomi, ekonominin geleceği, bütün bunlar konuşulacak. G20 zirvesi bu anlamda ne vaat ediyor? Bu konudaki değerlendirmeni soracaktım. Tabii iyi yayınlar diliyorum. G20 aslında ekonomi olarak başladı ama bambaşka bir şeye dönüşmeye başladı. O da şu, Türkiye bir bakıma dünyanın spotları üzerine çevriliyken 5 milyar insanı temsil eden yöneticiler, devlet başkanları, başbakanlar, bakanların bulunduğu bir ortamda kendi tezlerini ve haklı tezlerini dünyaya duyurma fırsatı bulduğu bir platform. Artı bir şey daha ortaya koyduğu G20 zirvesi. Aslında dünyanın 5'ten büyük olduğu tezimizin de bütün dünya ilanı. O da şu demek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş yani grubu G20 ülkeleri arasında pek çok sorun çözüm noktasında gelip ya Birleşmiş Milletler ya da benzeri kurumların artık çözümsüz noktasına doğru gidiyordu. Birleşmiş Milletleri oluşturan 5 ülkenin dışındaki insanların tezleri dünyaya sunulamıyordu. Şimdi G20 zirvesi bize bunu gösterdi. Küresel anlamda uluslarüstü bir organizasyon olarak bütün örgütlerin başında, bütün platformların tepesinde bir yer ve bu Türkiye'de yapılıyor. Bunun birkaç anlamı var. Bunlardan bir tanesi dünyanın tartıştığı konular artık bütün herkesi ilgilenen konular netleşmeye başladı. Bizim gündeme soktuğumuz kadın konusu,
ondan sonra think tank, gençler vesaire gibi konuların ortak platformu ve şemsiye örgütü haline geldi. Az önce Obama ile Cumhurbaşkanımız görüştü. Onun akabinde pek çok ikili görüşme söz konusu. Bunun neticelerini daha sonra akşama doğru basın toplantılarında ve deklarasyonda bunları göreceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Artık iş küresel ekonominin sorunlarını tartışan bir platformdan ya da daha başlangıçta olduğu Maliye Bakanlarının bir araya geldiği, Merkez Bankası Başkanlarının bir araya geldiği bir organizasyonun olmaktan çıkmış, dünyanın savaş bulutları toplayan ve gerginliğin giderek arttığı, kaynakların giderek azaldığı, gezegenin giderek ısındığı bir dünyada çözümün aranacağı ve bu çözümler aranırken de bazı ortak deklarasyonların yayınlanacağı bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani yakın gelecekten bugüne baktığımızda Belek kararları, Belek konferansı, Belek deklarasyonu gibi kavramları bulabiliriz. Bu Belek'te yapıldığı için. Bugün güneşli bir hava var burada. İnsanlar aşağı yukarı 10 bin katılımcı var ve aşağı yukarı 5 binde basın mensubu var. Hepimizin dikkati buradan çıkacak ortak sorunlara çareler noktasında neler söyleneceğine. Artık bildiğimiz bir şey var. Mülteciler dünyanın sorunu. Şu anda Birleşmiş Milletler Mülteci Komiserliği'nin söylediği 62 milyon mülteci olduğu, fakat sadece bununla ilgili olarak 3 milyona yakını Türkiye'de söz konusu. Bunların içerisinde 50 bin tanesinin Avrupa'ya gitmesiyle beraber Avrupa Birliği şu dehşeti yaşadı. Ortada ne Avrupa ne birlik kalacak eğer burada bir çözüm geliştirilmezse. Fransa'daki terör olayı ve artı akabindeki bu göçmenler sorununda yaşanan pek çok insanlık dramı bütün dünya liderlerinin evet bu sorun artık ertelemez. Ekonominin de küresel krizin sorunlarının da ötesinde en tepesinde bir ajanda olarak yer alıyor. Türkiye bunu hep söylemişti bize. Biz şimdi bunu ne demek istediğini daha iyi anlıyoruz noktasına gelmiş bulunuyorlar. O açıdan G20 zirvesi Türkiye'nin küresel artan stratejik önemi artı Belek G20 2015 toplantılarının dünya siyasetine ve ekonomisine ve hatta sosyal hayatına getireceği yeni açılımlar noktasından tarihe geçmeye aday bir zirve. Şeref Oğuzcu, zaten şunu söyleyebiliriz aslına bakarsan. Zaten mülteci sorununda, terör sonunda sonuç itibariyle son tahlilde ekonomiyi de zorlayan önemli sorunlar haline geldi. Özellikle mülteci sorununun nasıl ekonomik bedellerinin olduğu, faturalarının olduğu zaten Türkiye açısından belli. Avrupa açısından da ciddi bir faturanın habercisi olduğu ortaya çıktığı için senin de belirttiğin gibi Avrupa Birliği teyakkuza geçti ve hemen bu konuya bir çözüm bulalım telaşı işiyle Angela Merkel tüm Avrupa Birliği'nin temsilcisi olarak Türkiye'ye geldi keza. Ancak bu anlamda Türkiye önemli bir ayrıcalığa sahip gibi görünüyor ve Tayyip Erdoğan'ın hep söyledikleri teker teker çıkıyor. Hem mülteci sorununda hem terör sorununda hem de genel ekonomik konulardaki söyledikleri ortaya çıkıyor. Şimdi gelişmiş ekonomiler arasında olan Türkiye G20'nin içinde yer alan bir Türkiye için G20 zirvesinin birincisi Antalya'da yapılması, ikincisi çıkacak sonuçlar itibariyle Türkiye'nin ekonomisine ne tür katkılar sağlayacak ya da ne tür haberlerin, beklentilerin müjdecisi diyebiliriz. Müjdecisi demek biraz tuhaf olur ama ne tür beklentileri içeriyor? Şimdi öncelikle mültecilerin maliyeti konusundan bir rakam vermek gerekiyor. Geçenlerde ünlü sermaye yatırımcısı Soros İstanbul'da geldiğinde dar bir gazeteci gruba ben de aralarındaydım. Mülteci başına Açık Toplum Vakfı'nın 5.000 euroluk bir yıllık maliyet çıktığını söyledi ve Avrupa Birliği'nin acilen vizeleri kaldırmak yetmiyor. Aynı anda 10-11 milyar euroyu her yıl Türkiye'ye aktarması gerektiğini söylüyor. Sadece kendi ülkesinde yani Türkiye'nin barındırdığı mültecilerin eğitim ve diğer zorunlu giderlerini karşılamak için şu anda 8 milyar dolarlık bir harcama söz konusu ama bunun ötesine varabilmesi için Avrupa Birliği'nin bir adım atması gerektiğini, yoksa eğer böyle bir yapı oluşmazsa kontrolsüz geçişlerle birlikte Avrupa'nın bütün sosyal dokusunun alt üst olacağı. Bir de öneri getirmişti, 1 milyon yılda 1 milyon mülteciyi Avrupa'nın kabul edebilecek etmesi gerektiğini. Nitekim Cumhurbaşkanımız
Başkanımız da benzer bir ifadeyi daha sonra ifade etmişti. O da şuydu: 2 milyon bizde ama 1 milyon da siz alın noktasında. Daha azı etkin olmaz, daha fazlası Avrupa Birliği'nin kaldırabileceğinden çok daha fazla. Türkiye bunlarla baş edebiliyor. Hem kültürel yakınlık hem de insani temas noktasında Avrupa'dan çok daha farklı bir yaklaşım içerisinde. O da şu: Türkiye bir bakıma etrafındaki batan ülkelerin, batan gemilerin can kurtaran filikası gibi davranıyor. Bu insanları alıyor, oradan kaçan insanlar bizim kanatlarımız altına sığınıyor. Tıpkı 16. yüzyılda İspanya'daki zulme uğrayan Museviler gibi. Ama şimdi bunların dünyada bir kavimler göçü başlatıp Avrupa'ya doğru akın ediyor olmaları, Merkel'in en önemli olarak Merkel'in bunu fark edip bununla ilgili bir inisiyatif geliştirme noktasında kararlılıklarını ortaya koydu. Bu zirve diğer ülkelerinde bunu öğrenmesini sağladı. Başka bir şey daha sağladı. Siz sadece Suriye'ye komşu olmak durumunda ya da Avrupa'da olmak durumunda değilsiniz. Kürenin neresinde olursanız olun, kavimler bir kez göç etmeye başladığı zaman sizi de gelir bulur ve kendi yerinizde bütün ekonominizi alt üst eder. Sorunun ikinci kısmında söylediğin Türkiye ekonomisine katkısı noktasında en önemli iki unsur var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin eski dünya ile yeni dünya arasında, yepyeni dünya arasında tam bir kavşakta bulunması. Hem kuzey ile güney arasında, hem Atlantik etrafında oluşan ekonomilerle Pasifik Okyanusu etrafında oluşan Çin gibi ekonomilerin tam ortasında yer alması ve gücün yavaş yavaş Amerika, Avrupa'dan doğru oraya gittiği noktada bir bakıma kapı bekçiliği ve doymamış pazarlarının kavşağında bir ülke olduğunu biz söyleyip duruyorduk. Nitekim Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla yere uçuyor olması bunun bir başka kanıtı. Artı İstanbul'un dünyada gitmek istenen 5. ülke durumu, 5. kent durumuna yükselmesi Türkiye'nin artan cazibesi ve artan konumu noktasında bir başka açılım getiriyor. G20'nin açılımlarından bir tanesi de şu: geçenlerde bir çelik devi Türkiye'de yerli otomobil için çelik üretimi, kalıp üretimi ve saç üretimi için geliyor. Neden bir Japon olarak buraya geldiğini sorma CEO'su şu cevabı vermişti: biz Japonya'da bir adaya sıkışıp kaldık, dünyaya açılmamız gerekiyor, nüfusumuz yaşlandı, artık satın alan yok ve bu noktada bütün ülkeleri kontrol edecek bir nokta olarak Türkiye'yi bulduk. Afrika'yı, Orta Doğu'yu ve artık yaşlanan ve yavaşlanan Avrupa'yı. Yani bunu gidip bir Almanya'da ya da bunu gidip bir İngiltere'de, Fransa'da yapmıyor. Gelip İstanbul'da yapıyor. Gelip Türkiye'de yapıyor. Sebebi de şu: Türkiye'ye siz ayağınızı bastıktan sonra 4 saatlik bir uçak mesafesiyle beraber dünya nüfusunun neredeyse yarısına, ekonominin de 3'te 2'sine erişebiliyorsunuz. Şimdi bu önem G20'nin bütün projektörleri üstümüze çevriliyken anlaşıldı. Sadece 19 ülke ve artı Avrupa Birliği değil, fakat aynı zamanda dünyanın küresel kurumları olan Dünya Bankası ve benzeri kurumlarla 36-37 tane küresel dev şu anda projektörlerini bize çevrilmiş ve artı 5 milyar insanı temsil eden temsilciler kendi ülkelerinde bu canlı yayınları izliyor ve diyorlar ki Türkiye evet bu noktada çok enteresan bir yapıda arz ediyor ve yeni gelecek dünyanın giriş kapısı sanki burasıymış gibi gösteriyor. Bunun etkilerini hemen hissediyoruz. Görüştüğüm iş adamları vesaire daha şimdiden uluslararası bağlantı noktasında yeni açılımlar sağladıklarını da bize söylediler. Ben şunu tahmin ediyorum: 2018-2019 bunların pratikte sonuçlarını alacağımız yepyeni bir üretim, yepyeni bir büyüme boyutuna çıkacak. Nitekim bugün Cumhurbaşkanımız özellikle KOBİ'leri kastederek dünyadaki KOBİ'lerin finansa erişimi tezini biz savunmuştuk. Bunu da iş dünyasına aktararak şunu dedi: gelin siz Türkiye'de bu konuda iştahlı ve vizyonu olan KOBİ'lerimizle bir arada çalışın, beraber dünyayı fethedelim, beraber dünyaya açılıp dünyanın üretim sorununu ve büyüme sorununu aşma noktasında işbirliği yapalım. Bu çağrı sadece devlet başkanları ya da ilgili kurumlar nezdinde değil, fakat aynı zamanda buraya katılan, iş konseyine katılan, kadın girişimcilerinden gençlere kadar katılan bu öykü aktarıcılar, mesaj aktarıcılar ve katılımcıların kendi ülkelerinde söyleyecekleriyle beraber Türkiye'yi yepyeni bir bilgi ve ekonomi kavşağı haline getirecek. Son derece önemli bilgiler hakikaten Şeref Oğuz. Sabahki oturumlardan bir tanesinde ya da dünkü oturumlardan bir tanesinde de sendikacılarla, dünya sendikalar temsilcileriyle Tayyip Erdoğan bir araya gelmişti. Ve özellikle dillendirilen konulardan bir tanesi de Türkiye'de asgari ücretin artmasıydı. Yani yabancı sendikacılar da Türkiye'deki asgari ücretin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Şimdi tabii Türkiye'deki asgari ücretin artması evet gelir durumunda bir artış sağlıyor, görece bir artış sağlıyor.
sağlıyor ama aynı zamanda tartışılan bir konu. İstihdam, kaçak kayıtlı, kayıtsız işçi, kayıt dışı işçi vesaire gibi konularda çeşitli endişeleri de beraberinde getiriyor. Ancak tabii Türkiye'deki işçi sağlığı, işçi güvenliği ve Türkiye'deki işçilerin ekonomik standartları konusu da herhalde bu anlamda masaya yatırılacaktır. Bu anlamda Türkiye'deki çalışanların gelecekleriyle de ilgili önemli mesafeler alınabilmesi açısından G20'nin bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Ne dersin? Evet, şimdi dünya şunu fark etti. Büyümek yetmiyor. Kalkınmak da gerekiyor. Aradaki fark ne? Büyümek sizin milli gelirinizdeki mekanik artışla ilgili olabilir. Ama eğer siz bunu kendi halkınızın refahını artırmakta, kendi işçinizin, emekçinizin çalışma şartlarını iyileştirmekte ve sosyal hayatı güçlendirmek noktasında adımlar atmıyorsanız bu kuru bir, sürdürülemez bir kalkınmadır. Sürdürülebilir kalkınmak için kazandığınızı toplumun mutluluğunu artırma yönünde adımlarla yapmanız gerekiyor. Eski Türkiye'nin de zaten yıllarca çektiği sendikalizmde bir koyun pazarlığı şeklinde ücret pazarlığının dışına taşmış öykü. Şimdi işçi ve işveren ikisinin de aynı gemide bulunduğu, ikisinin de aslında aynı işi yaptığını, o işte üretmek, biri yöneterek öbürü de onu üreterek yönetmek olduğu noktasında birleştiler. Burada tartışılan konulardan bir tanesi de bu. Eğer siz ürettiğiniz değeri kendi çalışanlarınızla paylaşıp hem onlara bir satın alma gücü hem de aynı zamanda bir refah artışı sağlamıyorsanız bu sizin işletmenizin ileride var olacağı garantisini size sunmuyor. Bu zaten tartışıla geliyordu. Fakat bugün Cumhurbaşkanımızın özellikle bir hani tırnak içinde bir işçi lideri gibi konuştuğunuz sözleriyle de bir sendikacı tarafından değerlendirilen konuşmasında altı bir kez daha çizilerek şunu gördük. G20 artık sosyal politikaların en az üretim politikaları kadar, finans politikaları kadar önemli olduğu. Eğer bunları ihmal etmeniz halinde üreteceğiniz toplumsal karşıtlıklarla beraber elinizde ne var ne yok gidebileceği tehlikesinin tıpkı terör gibi halkın ve yöneticilerin gündemine sokulduğu bir fırsat penceresi oldu. Evet, Şeref Oğuz, hakikaten son derece değerli bilgilerdi verdiklerin. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Antalya'dan bu aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, Orhan Salih yanımızda mı? Evet, o da gelecek birazdan. O zaman bekleyelim mi onu, başka bir habere geçelim mi bu arada? Onu sorayım ben rejiye hemen. Evet. Evet, şimdi o zaman, evet, şu anda İsveç'ten bir haber verelim. Mülteciler konusunu konuşuyoruz malum, biliyorsunuz ve Avrupa'ya yığılmakta olan mülteciler konusunu konuşuyoruz ve G20'nin de gündeminde bu mesele malum. Bazı Avrupa ülkelerinin aldığı önlemlere dair bir haber var. Son 3 ayda 85 bin sığınmacının giriş yaptığı İsveç 10 gün boyunca sınır kontrolü yapacak. Avrupa'da sığınmacı akınına uğrayan ülkelerin başında gelen İsveç sınır kontrollerine başladı. İsveç parlamentosunda sığınmacı krizini görüşen hükümet ve muhalefet partileri sınır kontrollerine başlama kararı aldı. Cuma günü başlayan ve 10 gün boyunca sürecek sınır kontrolü sığınmacı akınının devam etmesi durumunda uzatılabilecek. Alınan karar gereği pasaport ve kimlik kontrollerinin özellikle Almanya bağlantılı Avusturya ve Macaristan'dan gelen trenlerde ve Danimarka sınırında yapılacağı belirtildi. Avrupa'da sığınmacı akınının başlaması sonrası sınırlarda kontrol uygulamasını ilk olarak Macaristan başlatmıştı. Almanya, Avusturya, İtalya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve Norveç gibi ülkeler de bu uygulamayı takip etmişti. Evet sevgili seyirciler, Avrupa Birliği sığınmacı krizine çözüm arayışında Afrika'ya yardım yapılmasını kararlaştırdı. Bu arada Malta'daki zirvede sığınmacı akının nedenleriyle mücadelede kullanmak üzere 1.8 milyar euroluk yardım yapılması üzerinde anlaşıldı. Avrupa Birliği ve Afrika ülkelerinin Malta'da sığınmacı krizini ele almak üzere düzenlediği özel zirve işbirliği kararıyla sona erdi.
Malta'nın başkenti Valletta'da düzenlenen zirvede Afrika'dan Avrupa'ya sığınmacı hareketliliğinin azaltılması yolunda alınabilecek önlemler üzerinde uzlaşıldı. Zirvede kararlaştırılan eylem planı çerçevesinde 1 milyar 800 milyon avroluk yeni bir Afrika fonu oluşturulması planlanıyor. Kaynağın göçün nedenleri ve kaçakçılıkla mücadele için kullanılması hedefleniyor. Böylelikle Avrupa'ya yoksulluk kaynaklı kaçışın azaltılması hedefleniyor. Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk, Almanya, Slovenya ve İsveç'in yeni kontrol yöntemleri geliştirmesinin sığınmacı kabul eden ülkeler üzerindeki baskıyı belirtti. Tusk, Schengen sınırlarını korumak zamana karşı bir yarış haline geldi ve biz bu yarışı kazanacağız dedi. Zirveye katılan Macaristan Başbakanı Orban ise sığınmacı karşıtı görüşlerini tekrarladı. Orban ayrıca Avrupa'nın Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye yapmayı planladığı 3 milyar avro yardım fikrini olumlu bulmadığını savundu. Evet sevgili seyirciler, hep söylüyoruz tabii ki bu tür terör saldırılarının bir maliyeti var. Bir ekonomik maliyeti var. Bu önemli değil sonuç itibariyle ama insani maliyeti var. Aynı zamanda Avrupa'daki, dünyadaki Müslüman nüfusun karşı karşıya kaldığı bir tehlike. Evet, ayrımcılık, ırkçılık tehlikesi. Ve nitekim hemen ortaya çıkmaya başladı. Fransa'da bir takım kendini bilmezler faşistler mültecilerin çadırlarını yaktılar. Bu son derece korkunç. Yani nazizmin, ırkçılığın, faşizmin yeniden hortladığının delilleri bu. Zaten DAEŞ'te IŞİD terör örgütü ve onun arkasında güçler de Avrupa'daki Müslümanları kendi ülkelerine göndermek konusunda bir girişim içinde. DAEŞ'in iplerini elinde tutanların amacı da zaten bu sevgili seyirciler. Çünkü mülteci akınının böylece önlenebilmesi konusunda DAEŞ'i kullanan güçler bunlar. İşte sonuçta bir haberimiz daha var. Hemen harekete geçtiler. Malum Merkel hükümetinin sığınmacı politikasına tepki gösteren göçmen karşıtı Almanya için alternatif parti yürüyüşü, gösteriye katılanlar, sağcılar, aşırı sağcılar Merkel'i durdurun, İslam Almanya'ya ait değildir sloganları attılar. Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman hükümetinin sığınmacı politikası protesto edildi. Göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi tarafından düzenlenen yürüyüşe 5000 kişi katıldı. Sınırlara ihtiyaç var sloganıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler Merkel'i durdurun, Almanya'yı kurtarın, Merkel'in gitmesi lazım ve İslam Almanya'ya ait değildir yazılı pankartlar taşıdı. Berlin Alexanderplatz meydanından merkez tren istasyonuna kadar yürüyen göstericilerin yalancı basın, biz halkız ve Merkel istifa sloganları atması dikkati çekti. Yürüyüşe Almanya için Alternatif Partisi Genel Başkanı Frauke Petri ve partinin üst düzey yöneticileri de katıldı. Bu arada yürüyüş güzergahında sol gruplarda karşıt gösteriler düzenledi. Yürüyüşü oturma eylemiyle engellemek isteyen bazı göstericilere polis sert şekilde müdahalede bulundu. Güzergah boyunca iki grubu birbirinden ayırmaya çalışan polis göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandı. Olaylar sırasında bir polis yaralanırken 40 gösterici de gözaltına alındı. Evet, Nazi kalıntılarını görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bunlar her zaman ortaya çıkacaklar. Varlar çünkü hiçbir zaman yok olmadılar. Bu tür atmosferleri bekliyorlar. Bu tür sıkışıklıklar onlar için adeta hayat vesilesi oluyor. Yeniden yaşam vesilesi oluyor. Yeniden hortluyorlar sevgili seyirciler. Şimdi bazı ülkelerde, Avustralya örneği, bazı ülkelerde hakikaten gayri ahlaki yöntemlerle mültecilere yaklaşıyorlar. Onunla ilgili bir haberimiz var. Ülkeye sığınan mültecileri para karşılığı üçüncü ülkelere gönderiyor Avustralyalı politikacılar ve onları zor günler bekliyor. Ülkede faaliyet gösteren 50'den fazla sivil toplum kuruluşu insan haklarına aykırı politikaları nedeniyle eski başbakan ve bazı bakanları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmeye hazırlanıyor. Avustralya'nın utanç verici mülteci politikası mahkemelik oluyor. Ülkeye sığınan savaş mağdurlarını para karşılığı fakir ülkelere gönderen politikacılar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edilecek. Avustralya'da faaliyet gösteren 53 sivil toplum kuruluşu eski başbakan Tony Abbott'la birlikte mevcut göç bakanı Peter Dutton ve adalet bakanı George Brandis'in yargılanmasını istiyor. Avustralyalı üst düzey politikacılar insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.
Victoria Sığınmacılar Eylem Birliği'nden Peter Farago, bölgenin en zengin ülkesi olarak çaresiz insanları Filipinler, Kamboçya, Nauru gibi fakir ülkelere göndermeye çalışmanın utanç verici olduğunu belirtiyor. Peter Farago, biz bu bölgenin en zengin dilencisiyiz çünkü mültecileri almaları için komşularımıza yalvarıyoruz şeklinde konuşuyor. Avustralya, ülkeye girmeyi başaran sığınmacıları ana kara ve adalarda oluşturduğu gözaltı merkezlerinde tutuyor. Avustralya hükümeti ayrıca Uluslararası Af Örgütü tarafından sığınmacıları ülkeye sokmamaları için insan kaçakçılarına rüşvet ödemekle de suçlanmıştı. Evet sevgili seyirciler, Antalya'ya bağlanacağız yeniden. G20 zirvesi ve bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir zirve Antalya'da toplandı biliyorsunuz ve G20 zirvesinde görüşmeler devam ediyor. Birebir görüşmeler var, liderler arasında görüşmeler var, toplantılar var. Bu toplantılara katılan liderler var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da toplantılara katılıyor sık sık ve yoğun bir gündem var sevgili seyirciler. Şimdi karşımızda dış politika muhabiri olarak tanıdığımız A Haber sunucusu aynı zamanda Duygu Leloğlu var. Duygu Leloğlu karşımda mı? Hemen görebilir miyim? Evet, evet Duygu Leloğlu karşımda. Sevgili Duygu, şimdi Antalya'da izliyorsun G20 zirvesini ve dış politika muhabirliği, yıllarca yaptığın dış politika muhabirliği deneyiminden yola çıkarak sormak istiyorum. Fransa'daki korkunç saldırının tabii ki G20 zirvesine etkileri oldu. Zaten mülteciler konusu konuşulacaktı ve şimdi üzerine Fransa'daki bu saldırı da eklendi, beraberinde geldi. Şimdi G20 zirvesinin gündemi tabii ki biraz da değişmiş oldu ama ekonomik yanını Şeref Oğuz'la konuştuk. Siyasi sonuçları açısından bakıldığında G20 zirvesinin hem mülteciler bağlamında hem Orta Doğu'nun değerlendirmesi, Suriye konusunun değerlendirmesi bağlamında Türkiye'nin bir takım talepleri de var malum. Ve teröre bakış açısından ne tür sonuçlar doğuracak G20 zirvesi Türkiye açısından ve dünya açısından? Evet. Şimdi Fuat Uğur, sabahtan bu yana biz sürekli kulislerde konuşuyoruz herkesle ve bu zirveden çıkabilecek sonuçları değerlendiriyoruz kulislerde, siyasilerle, bürokratlarla. Sabahtan başladı yoğun diplomasi trafiği. Saat 7.30 sıralarında Obama'nın gelişiyle aslında burası hareketlendi. Dünyanın gözü kulağı bir anda Antalya'ya döndü ve kalbi burada atmaya başladı aslında. 9.30 sıralarında da Putin geldi. Rusya Federasyonu Başkanı Putin geldi. Ve yavaş yavaş bütün liderler adım atmaya başladılar. Asıl bizim takip ettiğimiz, önem verdiğimiz konu ve görüşme Obama-Erdoğan arasındaki ikili görüşmeydi. Biraz önce sonuçlandı. 1 saat 08 dakika sürdü. Evet, kaç dakika kadar sürdüğüne kadar bunu not ettik. Çünkü dünyanın bakışı, dikkati hep bu görüşmedeydi. Bu görüşmeden çıkabilecek sonuçlardaydı. Satır başlarından hemen söyleyeyim size. İkili Erdoğan-Obama ikilisi hemen ardından kısa bir basın açıklaması yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra atacağımız adımları koalisyon ortakları olarak konuştuk dedi kısaca. Erdoğan kısa konuştu. Obama da kısa konuştu. Obama da bundan sonra daha koordineli olarak çalışma yürütme kararı aldık dedi. Suriye'deki sınırdaki gelişmelerden DAEŞ'le mücadeleyi, göçmen krizini konuştuk. Türkiye halkı neredeyse 2 milyon Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Bu büyük bir yük. Başka ülkeler Türkiye'ye nasıl yardımda bulunabilir? Bunu değerlendirdik dedi. Hemen bakıyorum. Ve Obama sadece Fransa'daki terör saldırılarından değil, aynı zamanda Ankara'da yaşanan saldırılardan da bahsetti. Dedi ki bu saldırılar aslında bütün insanlığa, hepimize yapılmış bir saldırılardır ve suçluların bir an önce adalete teslim edilmesi için biz de Amerika Birleşik Devletleri olarak elimizden geleni yapacağız dedi. Benim dikkatimi çeken satır arasında Obama'nın bundan sonra daha koordineli çalışma kararı aldık iki ülke arasında sözleriydi. Tabii bu daha netleşecek. Kulislerde yankısı daha fazla olacak önümüzdeki saatlerde. Bu zirveden somut bir karar çıkıyor mı şeklinde. Fakat tabii daha çok algıyı değiştirmesi açısından belki de bu terör saldırıları, Paris saldırıları önemli oldu. Şu şekilde açıklayayım. Türkiye
son 4 yıldır. Diyor ki Suriye'deki savaşın, iç savaşın, oradaki kanayan yaranın bir an önce kapanması gerekiyor. Suriye'deki savaşın bir an önce sona ermesi gerekiyor ve bunun için de önlem alınması gerekiyor. Şu ana kadar dünya gözünü, kulağını kapattı ve üç maymunu oynadı ve hiçbir şekilde Suriye'de yaşanan gelişmelere göz kulak asmadı. Ve bu artık öyle bir hale geldi ki terör saldırıları dünyanın her yerinde yaşanmaya başladı ve Avrupa kendi kalbinden vuruldu. İşte bu da algıyı değiştirecek diye umuyoruz. Yani terörle mücadelede artık Türkiye'nin baştan beri tezlerini, savunduğu tezleri, terörle mücadeledeki kararlılığına diğer Avrupa ülkelerinin, Batı'nın da aynı noktaya gelmeye başladığının aslında bu işaretleri olarak algılanabilir. Bu terör saldırılarının ardından belki de artık dünya bundan sonra bir şeyler yapılması gerektiğini düşünmeye başlayacak ve kulislerde birkaç gündür daha da fazla dillendirilmeye başlayan Suriye'ye kara harekatı gerçekleştirilebilir mi ihtimali üzerinde çok daha fazla yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Dünya kamuoyu çünkü artık bir somut bir şey bekliyor. Bu zirveden de bekliyor. Peki zirveden bir şey çıkar mı? Bizce çok fazla çok önemli, çok somut kararlar çıkması beklenmiyor. Ancak sonuç bildirgesinde teröre ilişkin bir bölüm olması söz konusu. Fakat bundan sonra artık terörle mücadelede biraz daha fazla kararlı bir tutum, ortak bir tavır sergilenmesi de söz konusu olabilecek. Bir konu daha var. Yine Türkiye'nin bir konuda da haklılığı ortaya çıktı. Son 4 yıldır diyordu ki bir güvenlikli bölge oluşturulsun, mülteci krizi sona ersin. Fakat 2 milyon aşkın Suriyeli mültecinin Türkiye'de barınması, daha sonra Avrupa'ya bu Suriye'den kaynaklı göçmen krizinin taşması artık bardağı taşıran son damla oldu. Burada güvenlikli bölge, Türkiye'nin baştan beri söylediği terörden arındırılmış bölgenin oluşturulması için de artık dünya Türkiye'ye hak vermiş gibi görünüyor ve onun noktasına geldi, Türkiye'nin noktasına geldi. Bir nokta şöyle, şunu aktaralım. Türkiye'nin ağırlığı bu zirvede çok hissediliyor Fuat Uğur. Çünkü zira G20 gibi çok önemli, dünyanın 19 önemli, en önemli, en büyük ekonomisi ve Avrupa Birliği'nden oluşan böyle bir toplantıyı, böyle bir zirveyi Türkiye yönetiyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi zirvenin başkanlığını yapılıyor. Biraz önce de, biraz sonra da zaten 12.30'da açılış yapılacak. Açılıştan sonra yeni 7 ana oturum yapılacak ve yarın saatlerimiz 15'i gösterilene kadar bu toplantılar, zirvedeki bu toplantılar devam edecek. Evet Duygu Leloğlu, bir de şu var tabii ki liderlerin görüşmesine geri dönersek, Obama ile Erdoğan'ın görüşmesi 1 saat 8 dakika göre süren görüşme, uzun bir görüşme hakikaten, liderler arasındaki görüşmeler dikkate alındığında. Öte yandan Putin de orada. Şunu merak ediyorum, tabii ki Suriye mevzuunda Rusya'nın saldırıları devam ediyor ve Rusya'nın saldırıları sonucunda yeni bir göçmen akımı ortaya çıkabilir. Çünkü Rusya gerçi açıklamalarında Özgür Suriye Ordusu ile işbirliği yapıyoruz diyor ama hep bunlar havada kalıyor. Rusya'nın saldırıları IŞİD'den çok, DAEŞ'ten çok Özgür Suriye Ordusu'nun mevzilendiği ve hakim olduğu yerlere yönelik oluyor ve bu yeni bir göçmen akım dalgasının, mülteci akımının ortaya çıkarabileceği endişesi var ve Türkiye bu konudaki endişeyi sürekli aktarıyor, senin de izlediğin üzere. Şimdi birincisi bu. Putin'le Obama görüşecek muhtemelen. Görüşecek mi daha doğrusu, onu sormak istiyorum. Erdoğan'la Putin görüşecektir. Bütün bunlar da gündemde öte yandan, Rusya'nın saldırıları. İkincisi de onu da sormak istiyorum. G20'de bunun yankıları olacak mı? Viyana'da bir karar alındı. 18 aylık bir geçiş süreci kararına varıldı Suriye'de. Ama Esad'ın durumu dışarıda bırakılarak bir karara varıldı. Bütün bunlar da G20 zirvesine yansıyacak mı? Bunları merak ediyorum. Ediyorum.
Evet, tabii ki yansıyacak. Esatlı mı, esatsız mı bir geçiş olacak? Bu en önemli sorulardan bir tanesi aslında. Soru işaretlerinden bir tanesi. Bu akşam saatlerimiz 22.45'i gösterirken Erdoğan Putin görüşmesi gerçekleşecek. Çok önemli bir görüşme o da. Aynı şekilde Obama Erdoğan görüşmesi kadar önemli bir görüşme. Çünkü esas bu görüşmede masaya yatırılacak olan konu bu olacak. Esatlı mı, esatsız mı? Çünkü Türkiye ısrarla Esad'ın bu geçiş sürecine dahil edilmemesini istiyor. Rusya da kendi çıkarları açısından sıcak sulara, sıcak denizlere inebilmek için Esad yönetiminin orada en azından kendisi gitse bile temsil ettiği sistemin uzunca bir süre kalması için ısrar ediyor ve bunu uzun yıllardır ısrar ediyor. Ve bu ısrarını da sürdürecek. Putin'in geri bir adım atması söz konusu görünmüyor şu günlerde. En azından bizim kulağımıza böyle bir şey gelmedi. Obama Putin arasındaki herhangi bir görüşme söz konusu, yani resmi bir görüşme öngörülmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de zaten Obama'nın Antalya'ya varışının öncesinde böyle bir açıklama yapılmıştı. Resmi bir görüşme olmayacak ama tabii ki baş başa ayaküstü görüşeceklerdir şeklinde. Bu da biz de bunu nasıl algıladık? Her iki lider ayaküstü görüşecek ve bu konuları da bir şekilde gündeme getirecekler. Fakat ben bu zirvenin sonrasında esatlı mı esatsız mı bir geçiş süreci olacak sorusunun cevabının bulunabileceğini düşünmüyorum. Anladım. Çok teşekkürler Duygu Leloğlu, verdiğin ilginç bilgiler için. Hakikaten biraz G20 zirvesinin nabzını tuttuğunuz anlaşılıyor ve bu konuda seyircilerimizi de bilgilendirmiş olduk. Kolaylıklar diliyorum size. 2 gün daha işiniz. Hayli zor. Zor bir gün geçireceksiniz ama sonuçları itibariyle biz de izlemeyi sürdüreceğiz. Tekrar hoşça kal. Evet sevgili seyirciler, Duygu Leloğlu A Haber sunucusu ve dış politika muhabiri aynı zamanda ekranlarımızdaydı ve Antalya'daki G20 zirvesiyle ilgili ilginç arka planı bize aktardı. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra karşınızdayız. Evet sevgili seyirciler, Avrupa'da gündem devam ediyor. Biraz sonra stüdyolarımızda konuğumuz olacak Ağızkalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz ekranlarınızda olacak. Çünkü Ağızkalıların sürgününün 71. yıl dönümü nedeniyle kendisini burada konuk olarak ağırlayacağız ve Ağızkalıların dramı devam ediyor. Programımızın başında da sizlere aktarmıştım. Bu dram devam ediyor. Ne yazık ki bu sürgün acısı hala giderilemedi ve fiilen Ağızkalılar vatanlarında değiller hala ve bu dramı yaşamayı sürdürüyorlar. Evet. Gürcistan'da, Türkiye'de devam ediyor. Şimdi 3 haberimiz var. 3 haberden sonra Mehmet Oğuz'la stüdyomuzda Ağızka Türklerini konuşacağız. Şimdi önce Almanya'dayız. NSU terör örgütü davasında son günlerde şaşkınlığa neden olan gelişmeler yaşanıyor. Sanıkların 2,5 yıl sonra konuşmayı istemelerinin ne anlama geldiyse henüz kestirilemedi. Almanya'da 2,5 yıldır devam eden NSU terör örgütü davasında son günlerde şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Davanın başladığı günden bu yana konuşmayan başsanık Beate Şafi'nin suskunluğunu bozma kararı almasının ardından tutuklu sanık Ralf Wohleben'in de mahkemede konuşacağı iddia edildi. Alman medyasında çıkan haberlere göre 2013'ün Mayıs ayından beri devam eden davada şimdiye kadar suskunluğunu koruyan Wohleben itiraflarda bulunacak. NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanan Wohleben, örgüt üyelerinin cinayetlerde kullandığı CSKA marka silahı temin etmekle suçlanıyor. Almanya'da neonazi terör örgütü sanıklarının arka arkaya konuşma kararı almalarının ne anlama geldiyse henüz tam olarak anlaşılamadı. Davada başsanık Şafi'nin tam konuşacağı gün avukatlarının çekilme istekleri ve yine reddi hakim talebinde bulunulması dava sürecinde neler oluyor sorusunu gündeme getirdi. Davada başsanık olarak yargılanan Şafi'nin de mahkemede ilk kez ifade vereceği ileri sürülmüştü. Şafi'nin avukatı Matthias Grasser'in kapsamlı bir açıklama okuması planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz çarşamba günü yapılan duruşma, reddi hakim ve Şafi'nin 3 avukatının davadan çekilme talepleri nedeniyle 17 Kasım Salı gününe ertelendi.
Evet, dedik ya mülteci konusundaki gelişmeler Avrupa'daki aşırı sağcıları harekete geçirdi. Biraz önce Almanya'dan bir örnek vermiştik. Pegida'nın Hollanda kolu, İslam karşıtı, aşırı sağcı Pegida taraftarlarına ilginç bir çağrıda bulundu. Özellikle Almanya'da bulunan taraftarları artık kebap yemeyin, Türkiye'ye tatile gitmeyin dendi. İslam karşıtı ve aşırı sağcı Pegida hareketi Hollanda'da gösteri düzenledi. Pegida taraftarları Hollanda devletinin şehir merkezlerinde Pegida'ya gösteri izni vermemesi nedeniyle Utrecht kenti yakınlarında toplandı. İslam ve yabancı karşıtı gösteriye katılanlar Avrupa'nın giderek Müslümanlaştığını savunarak bu gidişe dur denmesini istedi. Aşırı sağcı grup İslamlaşma Avrupa Birliği'nin intiharıdır. Müslümanlar Avrupa'ya alınmamalıdır yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriyi düzenleyen Edwin Wachenschwald'ın hedefinde Müslüman işçi çalıştıran iş yerleri vardı. Wachenschwald, başörtülü kasiyer çalıştıran süpermarketlerden alışveriş yapılmamasını istedi. Gösteride konuşma yapan Pegida'nın Hollanda lideri Rafi Kovan da Avrupalılardan kebap yemeği bırakmalarını ve Türkiye'ye tatile gitmemelerini istedi. Savcılık kararı gereği suç unsuru taşıyan bazı pankartlara izin verilmezken, Pegida karşıtı bir grubun gösteriye müdahale girişimi de meydanda gerginliğe sebep oldu. Polis zaman zaman tansiyonun yükseldiği gösteride yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu arada Utrecht savcılığı Pegida'nın Hollanda lideri Kohan'ın İslam dini ve Müslümanlara yönelik sert açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. Evet, görüyorsunuz işler nereye geliyor ve şimdi İran'a gidiyoruz sevgili seyirciler. İran'da uzun yıllardır yaşanmayan bir olayla karşı karşıyayız şu anda. Evet, İran televizyonunda Azeri Türklerini aşağılayıcı çocuk programına tepki gösterdi Türkler. Ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara döküldüler. Yüz binlerce Azeri Türk'ü ırkçılığa dur de çağrılarının yankılandığı gösterilerde İran polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Birçok farklı etnik unsurun bulunduğu İran, özellikle Türklere karşı ağır asimilasyon politikası uyguluyor. Azerbaycan Türklerini devlet hizmetlerinden mahrum bırakan Tahran yönetimi, son olarak Türklere yönelik hakarete başvurdu. Geçtiğimiz günlerde İran Devlet Televizyonu Kanal 2'de yayınlanan Fitile adlı programda Türklere ağır hakaretler edildi. Olayın gerçekleştiği programda Azerbaycan Türkü olduğu belirtilen baba oğul kaldıkları otelden rahatsız olduklarını ve bu kadar pis kokan bir yerde kalmak istemediklerini söylüyor. Programda görülen şahıssa baba ve oğluna dişlerini fırçalayıp fırçalamadığını soruyor. Çocuğun ağzı kötü koktuğu için otelin kötü koktuğunu ima ediyor. Bu kişi daha sonra da çocuğun dişlerini tuvalet fırçasıyla fırçaladığını söylüyor. Yayınlanan bu program sonrası İran'daki Türkler protesto gösterisi gerçekleştirdi. İran'ın hakaret içeren yayınını kınayan Türkler asimilasyon politikasına boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. Evet, bu arada sevgili seyirciler, son aldığımız bilgileri de aktaralım sizlere. Gösteriler devam ediyor İran'da. Evet, yüz binlerce insanın gösteri yaptığı İran'da Azeri Türkleri gösteriler yapıyorlar ve gösteriler devam ediyor. Çünkü aslında bu birikim, çünkü istihbarat haddi doldu. İran yönetime Azeri Türklerine yönelik öylesine, haberde de belirttiğimiz gibi, bir asimilasyon politikası uyguluyor ki Azeri Türklerini yok sayıyor adeta ve kendi içindeki bu büyük sorunu halletmek yerine Türkiye'nin iç işlerine karışmaya ve Kürtleri üzerimize, Kürt terör örgütlerini, PKK'yı üzerimize kışkırtmayı kendisine görebiliyor malum. Ve bütün bunlar İran'ın defeklerinden biri, onu belirtelim. Şimdi Ukrayna'ya dönüyoruz. Ukrayna parlamentosu 1944'te Sovyet yönetimi tarafından Kırım Tatarlarının Kırım'dan sürülmesini soykırım olarak nitelendirilebilecek bir kararı kabul etti. Ukrayna parlamentosu 1944'te Sovyet yönetimi tarafından Kırım Tatarlarının Kırım'dan sürülmesini soykırım olarak nitelendirebilecek bir kararı kabul etti. Parlamento ayrıca Rusya'nın geçen yıl ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda Tatarlara uygulanan baskı politikalarının da etnosit, yani etnik Kırım olduğunu kabul etti. Ukrayna parlamentosuna sunulan söz konusu yasa tasarısının oylanmasında 450 sandalyeli parlamentoda oturuma katılan milletvekillerinden 245'i tasarının lehinde oy kullandı.
Kabul edilen tasarı çerçevesinde Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944'te sürgüne gönderildikleri göz önüne alınarak 18 Mayıs tarihi Kırım Tatar soykırımını anma günü ilan edildi. Söz konusu tasarıda ayrıca geçen yıl Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Kırım Tatarlarına ve liderlerine uygulanan baskı politikalarının etnik Kırım olduğu ifadesi yer alıyor. Kırım Tatarları 18 Mayıs 1944'te dönemin Sovyet lideri Stalin'in kararıyla Orta Asya'ya sürülmüştü. Sürgüne gönderilen yüz binlerce Kırım Tatarının yerine Rusya'dan göçmenler yerleştirilmişti. Evet, ilginç bir karar sevgili seyirciler. Ben çok merak ediyorum. Ukrayna hükümeti eğer Rusya'nın müdahalesi olmasaydı ve Rusya Kırım'ı işgal etmeseydi acaba böyle bir kararı alır mıydı? Meçhul. Aslında meçhul bile değil. Almazdı. Bu kadar açık ve net. Herkes bu konularda, yani soykırım konusunda, sürgünler konusunda, halkların eşitliği konusunda ikiyüzlü olmaktan vazgeçmek zorunda, bu bir. Şimdi tabii soykırım, sürgün derken Ahıska Türkleri, Ahıskalılar çok önemli bir yer işgal ediyor tarihimizde. Şimdi hemen programımızın başına itibaren adını duyurduğumuz Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz'a hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Mehmet. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Programımıza kabul ettiğiniz için Ahıskalılar olarak minnettarız. Mehmet Bey, şimdi bir haberimiz var, belgeselimiz var. Sizin de verdiğiniz görüntülerle hazırladığımız arkadaşlarımızın bir haber belgeselimiz var. Sevgili seyirciler, Ahıska Türklerinin ya da Ahıskalıların yaşadıkları dramı anlatan bir haber belgesel. Yaşadıkları topraklardan sürülen halklardan biri Ahıska Türkleri. Sovyet Rusya döneminde Stalin'in emriyle zorla göç ettirildiler. Ve hem de bu zorunlu göç yolunda gittikleri yerlerde büyük dram yaşadılar. Ahıska Türkleri sürgünün bu acı hatırasını halen yaşıyor ve sürgün üzerinden tam 71 yıl geçmesine rağmen ana vatanlarına kavuşma hayaliyle yaşıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda yok edilmeye çalışılan, katliamlara uğrayan ve sürgün edilen halklardan biri de Ahıska Türkleriydi. Çarlık Rusyası'nın Bolşevik devrimiyle yıkılıp komünizmin geldiği Sovyetler Birliği dünya siyasetini ve milyonlarca insana etkiledi. Dünya tarihinin en acımasız diktatörlerinden Stalin, Sovyetler Birliği'nde yaşayan halkların komünist rejimi kabul etmeleri için her türlü asimilasyon ve baskı yöntemlerini uyguluyordu. Mazlum halklar katliamlara uğruyor, sürgün ediliyor ve çalışma kamplarına gönderiliyordu. 1944 yılının Kasım ayında Ahıska Türkleri, dünya tarihine kara gün olarak geçen soğuk bir günde yurtlarından sürüldü. Stalin'in emriyle sürgün edilen Ahıska Türkleri, hayvan taşınan vagonlara dolduruldu, gidecekleri yere kadar aşağı dahi inmemek koşuluyla Orta Asya'ya sürüldü. Sürgün edilen 100 binden fazla Ahıska Türkünden binlercesi haftalarca süren yolculukta can verdi. Her vagona 200 kişi sıkıştırarak yapılan sürgünde dondurucu soğuklardan ve açlıktan başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere 20 bin Ahıskalı yolda can verdi. Ölen Ahıskalılar Sovyet askerleri tarafından karlı arazilere, boş çukurlara atıldı. Sovyet yönetim Ahıska Türklerini sürgün ederek onları yalnızca vatan toprağından uzaklaştırmıyor, aynı zamanda mülksüzleştiriyordu. Önceden haber verilmeksizin bir gecede tren vagonlarına doldurularak yanlarına yalnızca birkaç parça eşya almalarına izin verilen insanlar evlerinden, yetiştirdikleri hayvanlardan, geçimini sağladıkları topraklardan uzaklaştırarak kendilerine gösterilen topraklarda yaşamaları isteniyordu. Ahıskalı Türkler ülkelere dağıtılırken akrabalık bağı ve soy gibi unsurlar dikkate alınmamış ve bu durum ailelerin dağılmasına sebep olmuştu. Uzun yıllar kendilerine gösterilen topraklarda temel insan haklarından mahrum olarak yaşadılar, yerleştirildikleri bölgenin dışına çıkmalarına izin verilmedi ve ayrımcılığa maruz kaldılar. Sürgün edilen Ahıskalıların çoğunluğu komünist rejim tarafından yönetilen ve Gulag adı verilen çalışma kamplarında çalıştırıldılar. Tarihçi Otto Pohl, Stalin döneminde yapılan bu sürgünlerin etnik grupların yok edilmesini amaçladığını, sürgünler sırasında kasıtlı olarak yaşam şartlarının zorlandığını ve bu yüzden de bu sürgünlerin soykırım olarak kabul edilmesi gerektiğini iddia eder. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra açıklanan Sovyet arşivlerinde Ahıska Türklerinin sürgünüyle somut gerçekler ortaya çıktı.
Arşivlere göre bu sürgün Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden ve Müslümanlardan temizleme operasyonunun bir parçasıydı. Stalin'in ölümünden sonra Sovyetler Birliği sürgün edilen topluluklara haklarının iade edilmesi ve geri dönmelerini sağlayan düzenlemeler yapmasına rağmen Ahıskalı Türklerin vatan topraklarına dönüşüne halen izin verilmiyor. Günümüzde dünyanın 13 farklı ülkesinde 630 bin Ahıska Türk'ü yaşamaktadır. Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan ve Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türklerinin en büyük isteği ise Gürcistan topraklarındaki ana vatanlarına geri dönmek. Gürcistan'da Ahıska Türklerinin vatanı olan 5 büyük ilçe ve 200 köyden meydana gelen bölgede günümüzde daha çok Gürcüler ve Ermeniler yaşamaktadır. 100'e yakın köy ise Ahıska Türklerinin sürgününden günümüze hala boştur. Gürcistan parlamentosu uzun bir çalışma sonrasında 2007 yılında Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönmelerini öngören bir yasayı kabul etti. Ancak çalışmalar yeterli olmamakta, yerlerinden zorla sürülen bu insanların mal ve mülkleri derhal asıl sahiplerine iade edilmesi gerekirken, Gürcistan hükümeti onların malları ve mülkleri yerel Ermeni ve Gürcü halkın eline geçtiği gibi ekonomik gerekçeler göstererek engeller çıkarmaktadır. Herhangi bir geri dönüş gerçekleşmediği gibi malları ve mülkleri elinde bulunduran Gürcü ve Ermeni halkı da Ahıskalıların dönüşüne karşı çıkmaktadır. Günümüzde hala sürgünün acısını hisseden ve dünyanın 13 farklı ülkesine dağılmış şekilde yaşayan Ahıskalıların durumunu Türkiye'de yaşayan yaşlı bir Ahıskalı şu sözlerle anlatıyor. Ben bayramda ne yapayım? Bir kızım Rusya'da, bir oğlum Amerika'da, amcamgiller Özbekistan'da, halamgiller Azerbaycan'da. Kim gelsin benim bayramda elimi öpsün? Ben hangisiyle görüşeyim? Dağıttılar bizi. Yok etmeye çalıştılar ama biz direndik. Evet sevgili seyirciler, şimdi Mehmet Oğuz Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz karşımızda, sürgünün 71. yıl dönümü. Evet Mehmet Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Şimdi sosyalistler, komünistler yıllarca halkların kardeşliği diye bir yalan uydurdular. Ve bu yalanın arkasına sığındılar. Ve sonuç itibariyle kardeş olması gereken halklara zulmettiler. Ve aslında sosyalizmde, komünizmde din, dil, ırk gibi ayrımların olmadığı yalanını söylediler. Oysa Stalin, Joseph Stalin bir Gürcüydü. Gürcistan içindeki Ahıskalıları kültürel ırkçılık yaparak, milliyetçilik yaparak sürdü. Aynen. Gürcistan'ın içindeki yanındaki komşusu Apazya'yı ırkçı olduğu için Gürcistan'ın bir vilayeti haline getirdi. Ve şimdi hala onun acıları çekiliyor. Şimdi bütün bu yalanlardan sonra Ahıskalılar, küçük belgeselimizde de izlediğimiz üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde 630 bin Ahıskalı var. Şimdi arkadaşlar ekranlarımıza getirecek Ahıskalıların yaşadığı ana vatanı Gürcistan toprakları içinde Türkiye sınırlarına, şu anki Türkiye sınırlarına komşu bir bölge aslında. Evet, bir bölge, o bölgede Mehmet Bey şu anda Ahıskalıların çok küçük bir kısmı yaşıyor galiba, değil mi? Aynen, Türkiye'de ne kadar yaşıyorlar? Şimdi şöyle diyeyim Fuat Bey, eğer müsaade ederseniz kısa bir... Önce onu soruma cevap verin, Türkiye'de ne kadar yaşıyor? Türkiye'de tabii Ahıskalıların en büyük şanssızlığı sayılar bilinmiyor. Neden? Dağınık olduğumuz için, her tarafta yaşadığımız için kesin sayılar yok. Ama Türkiye'ye gelen 2009'da 30 bin Ahıskalı vatandaşlık aldı. Şu anda 70-80 bin vatandaşlık bekleyen Ahıskalı var. Peki şu anda Gürcistan'da yaşayan Ahıskalıların sayısı ne kadar? Onların da sayısı parmak sayısı kadar. 150-200 aile geldi. Ancak gelebildi. Başka yok. Kendi topraklarına gelen Ahıskalı. O da yine kendi topraklarına zor. Gelemediler daha. Gelemediler daha. Gürcistan böyle bir yasa çıkardı ama henüz... Dönmeme kanunu gibi bir kanun çıkardı. Evet. Buyurunuz. Şimdi sizi dinleyelim. Ahıskalıların bu dramı devam ediyor ve siz de bu dramın bir an önce sona erdirilmesi için bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Şimdi efendim gerçi gereksiz anlatımlarınız gerekse belgesel, zaten bizim hazırladığımız belgesel bize fazla da söz bırakmadı ama şuralara altını çizmek istiyorum. Bir, Ahıska Türkiye'nin kuzeydoğusunda, ben Posof doğumluyum. Ardahan Posof'a 15 kilometre sınır boyunda. Ahıska bir Osmanlı vilayeti. Evet. 5 ilçe, 265 köy olan bir Osmanlı vilayeti. Ve buraya nereden geldik? Seyircilerimiz merak edecekler. Biz buraya
Anadolu'dan Osmanlı zamanında 1578'de Anadolu'dan Tokat, Yozgat ağırlıklı olarak bu bölgeye Ruslara karşı güvenliği sağlamak için gelmişiz. Ha, ve evet. Seçme insanlarız. Yani Osmanlı tabi 400 sene önce düşmanın karşısına kolay kolay herkes gitmez. Evet. Bizi buraya Osmanlı 1578'de getiriyor. 1578'den 1828 yılına kadar 250 sene Osmanlı'ya bağlı olarak yaşıyoruz. Ahıska sözcüğü nereden geliyor? Ahıska Akkale'den geliyor. Yani asıl oranın bölgenin ismi Akkale. Sonra Ahıska olarak adı. Ahıska İslamiyet'in gelişi Hazreti Muaviye radıyallahu'nun zamanında oluyor. Yani Türk'ürdü. Atabekler orada 300 sene hüküm sürmüş. Ahıska öyle şey değil. Ama bizim Osmanlı Türkiye olarak bizim Ahıska'ya gelişimiz 1578. Ondan önce Türk soyları var. İslamiyet yaşanıyor. Ama bizim oraya gelişimiz arz ettiğim gibi 1578. 1828 yılında ilk Osmanlı Harbi esnasında maalesef çok çetin savaşlar neticesinden sonra en son Ahıska Kalesi düşüyor. Hatta şair şöyle diyor. Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyen Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi gitti. O savaştan sonra gerçekten Ruslar Yozgat'a kadar geliyor. 500 kilometre İstanbul'a yaklaşıyor. İşte 150 senede Rusların Ermeni'nde kalıyor Ahıska bölgesi. Kısa geçeceğim. Osmanlı'dan sonra Rusların eline geçtikten sonra Birinci Dünya Harbi oluyor. Ondan önce savaşlar, Osmanlı-Rus savaşları oluyor. Bunlar ön cephede olduğu için, sınırda olduğu için dedelerimiz her Osmanlı-Rus harbinde göğüslerini Ruslara karşı siper ediyor. Çok zulümler, çok işkenceler çekiyor Birinci Dünya Harbi'nde. Akabinde İkinci Dünya Harbi patlak veriyor malumunuz. İkinci Dünya Harbi'nde şanssızlığa bakın ki efendime söyleyeyim biz erkekleri daha önce Birinci Dünya Harbi'nde erkekleri savaşa alınmayan Ahıskalılar şimdi İkinci Dünya Harbi'nde silah kullanmayan erkekleri, eli silah tutan erkekleri Almanya'ya, Doğu Almanya'ya Almanlara karşı savaşmak için gönderiliyor. Ve o arada tren yolu yapılıyor Ahıska'dan Tiflis'e. Biraz önce Veteri'de gösterildi. O tren yollarını biz yapıyoruz. Meğerim sürgün yolumuzu yapıyormuşuz, haberimiz yok. Böyle olunca geride biz tabii hadi gitti, öyle oldu, böyle oldu. Bir gece yarısı ansızın işte Stalin'in emriyle Beri'ye bir genelge çıkarıyorlar. Ahıskalıları bu bölgeden 48 saat içerisinde, affedersiniz üstü açık vagonlara, hatta öyle bir şey ki yani kamyonlara bindiriliyor, harmanlara toplanıyor. Annelerimizin sütü ineğin altında kalıyor, ekmeği sacın üzerinde kalıyor. Ne olduk, nereye gidiyoruz kimse bir şey bilmeden böyle bir, hatta o zaman şöyle bir yalan söylüyor, çünkü işte zaten yalan. Sizi daha güvenli bir bölgeye getiriyoruz. Çünkü Almanlar, Türkler savaşa gelecekler, size sıkıntı verecekler. Biz sizi güvenli bir bölgeye götürüp geri getireceğiz. Yapsa ki yalan. Ve 1,5 ay bu yolculuk sürüyor. Tren yolculuğu. Tam 14 Kasım, dün işte 14 Kasım, 71. yıl sürgünümüz. Kış, soğuk. Yanlarına bir şey alamadan, yiyecek, içecek, doğru düzgün bir şey alamadan, üstü açık hayvan vagonları ve oturak falan yok. Tahtaların üzerinde oturuyor insanlarımız. 20 bin kişi bu yolculuk esnasında açlıktan, susuzluktan yaşlı ve çocuk insanlar vefat ediyor. Ölülerimizi maalesef bir kar topu atar gibi trenin içinden karların üzerine atıyorlar. Hatta ailelerin bir kısmı işte yani İslami adetlere göre defnetmek için cenazelerini gizletiyorlar efendim. Rus askerlerine söylemeyle ölü var burada diye. Mola verirse tren, bu ara yapabildikleri kadar kazma kürek neyse ölülerini şey yapıyordum. İşin şöyle diyeyim, Ahıskalıların üç özelliği var yani bu konuların özetlenmesi. Bir, dünyada vatanlarından sürgün olduktan sonra 1944 yılında malumuz Veteri'de Tatarlar, Kırımlılar, efendim Çeçenler de bizden sürüldü o tarihlerde. Bu sürgün bizi trenlerle Orta Asya steplerine bıraktıktan sonra paramparça şey yapıyorlar. Orada da 15 sene yasak ediyor bükeden büküye gitmeyi. İşte birincisi sürgün olduktan sonra vatanlarına dönemeyen tek topluluk biziz. 400 sene yaşamış olduğumuz Ahıska'ya. İkinci özelliğimiz işte demin Veteri'de de söyledi. Ta kamyonlara bindirirken vagonlara bindirirken aileler parçalanıyor. Nasıl? Nasıl parçalanıyor? Gelişi güzel dolduruluyor.
Efendim hocam, işte bu benim anne oğlum orada kaldı. Kızım burada vagonda kaldı. Ne olur onu yanıma getirin. Efendim söyleyeyim veya bunu bilinçli yapıyorlar. Bunu bilinçli yapıyorlar. Ve bu şekilde dolduruyorlar. Yani aileler daha trenlere, vagonlara bindirirken parçalanıyor. Ondan sonra bu yolculuk bu şekilde devam ediyor. Ve devam ettikten sonra da Orta Asya steplerine de yine geliş güzel bırakılıyor. Ya ne olur öteki vagonda benim belki kardeşim vardı, bilmem şurada annem vardı. Yok. Kim nereye nasıl denk geldiyse o şekilde. Yani biz Anadolu'da siz de bilirsiniz. Tarlaya tohum ekeriz, tohum serperiz. Öyle serpiyorlar. Ve böyle bir gidecekler yerde sığınak falan, mülteci kampları gibi de bir şey de yok. Bırakıyorlar, başınızın çaresine bakın. Ne yaparsanız yapın. Ya Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ne yapabiliriz? Bir de Fuat Bey, şimdiki işte bu ay, Kasım ayı, Kafkasya'da çok soğuk bir aydır biliyorsunuz. Soğuk bölgeden çıkıyorlar, Özbekistan gibi sıcak bölgeye gidiyorlar. İklim değişikliğinden dolayı da çok insanımız ölüyor. Hatta dedelerimiz anlatıyor bizim mesela. Açlıktan ot yiyen insanlarımız olmuş. Ölen insanlarımız olmuş. Yine bir de şunu yapmış KGB yine. Bizim insanları oraya bırakırken o coğrafyadaki insanlara demişler ki bunlar yamyamdır. Dikkat edin, zarar gelir size. Ya, uzun bir müddet oradaki insanlar bize yaklaşmadan çekinmişler. Ne zaman ki anlıyorlar ki bunlar da Müslüman, Türk bizim gibi, o zaman yavaş yavaş şey yapıyorlar ve gerçekten o coğrafyadaki Kırgız olsun, Özbekistan olsun, diğer Kazakistan'daki insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar. Emin arz ettiğim gibi 13-15 senede yasak koyuyorlar. 1956 yılına kadar bir köyden bir köye gitmek ancak emirle oluyor. Herkese de verilmiyor. Hatta hatıra anlatıyorlar. Gencin birisi bir köyden kız kaçırıyor. Kızı elinden alıyorlar. 56 yılına kadar bekliyor tekrar o kızı alabilmek için. Vay canına. Evet. Bu Stalin'in ölümüne kadar değil mi? Stalin'in ölümüne kadar. Bu yasak çıkıyor ama işte burada TRT'de söyledi. İkinci bir özelliğimiz. Vatana Kırım, Çeçen, Tatar arzu ederse dönebiliyorlar tabii bir sürü sıkıntıdan sonra. Ama bize halen de o yasak var. Halen o yasak var. İşte demin hazırladım. Ahıska'da biz yokuz. Bizim vatanımız 260 köyde, 80 köy zaten viran olmuş. Diğer köylerimizde Ermeni yaşıyor, Gürcü yaşıyor. Evet, şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi daha çok Özbekistan, Kırgızistan'a yerleştiriyorlar ve Kazakistan'a yerleştiriyorlar. Üç bölge. Üç ülkeye yerleştiriyor. Yani 10 binlerce, 100 binlerce ağız 90 bin kişi sürgüne tabi tutuluyor. Evet. 20 bin kişi telef oluyor. Evet, 70 bin kişi bu ülkede dağıtılıyor. Şimdi hali hazırda... 40 bin kişi de özür dilerim, 40 bin kişi de savaşa gönderiliyor. Peki, şu anda 630 bin civarında diasporada Ağızkalılar var. Bunların ne kadarı eski Sovyet Cumhuriyetleri sınırları dahilinde? İşte şöyle diyeyim, demin de arz ettim, orasını hatırlatılanlar. Şu anda biz efendim eski Sovyetler Birliği'nde bu 9 cumhuriyet başta olmak üzere 4400 yerleşme yerinde yaşıyoruz. Evet. Bu da herhalde 100 bine yakın nüfus ediyor değil tam mi? Tam kesin şey ama 550-600 bin yani kesin rakamlar değil bu söylenen rakamlar ama tahminler bunlar. 500'ün üzerinde. Eski nüfus. Sovyet Cumhuriyetleri içinde şu anki mevcut Ukrayna'da, içinde. Ukrayna'da, Kazakistan'da, Çeçenistan'da, Azerbaycan'da yaşıyoruz. Evet. En fazla Azerbaycan'da şu anda Ağızka Türkler, ikinci Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya. Böyle gidiyor. Azerbaycan'da çok yakın üstelik de Ağızka topraklarına. Gürcistan bu konuda yasa çıkarttı hatta ama yasa tabii çok eksik kaldı. Sonuç itibariyle dediniz ki 200 aile ancak yerleşebildi anavatan topraklarına. 56'da özür dilerim yasa kalkınca bizim Ağızka Türkleri bakın Fuat Bey çok enteresan. Türkiye yani vatanlarına dönemediği için hiç olmazsa Azerbaycan Ağızka'ya yakındır. Vatan kokusunu alırız diye 56'da Azerbaycan'a Özbekistan'dan, Kazakistan'dan gelen aileler var. Ha, evet, özellikle bunun için değil mi? Evet. Çok acı, hakikaten son derece acıklı. Yani dünya halkları neler yaşıyorlar, şimdi, neler yaşatılıyor dünya halkları. Hatırasını anlatan dedemiz resmini göstermez ama sözü ümüyüm. Aynen şu anda benim üyelerim var, yeni gelen Ağızkalılar var. 9 cumhuriyetten 4000 küsur yerden geliyorlar. Benim diyor oğlum... Özbekistan'da, diğer oğlum Kazakistan'da, birisi Azerbaycan'da, biri Amerika'da. Amerika'da işte Amerika'da kim? Üçüncü şeyimiz bir sürgün toplumuyuz. 60 sene içerisinde Fuat Beyciğim, 1944 yılında sürgün olmuşuz. Her şeyimizi bırakmış, götürmüşler zorla vatanına. İkinci sürgün 89'da malumuz Fergana olaylar oldu. Yine KGB Özbeklerle bizi birbirimize düşürdü. Orada da 100'e yakın insanımızı Özbek serserileri diyeyim artık. Terörü bizi yaktı, yıktı. Çok acı çektik Fergana'da. Ve yine
Baktılar ki olay çok düşündüklerinden daha kötüye gidiyor. Bu kez Ruslar bizi kamyonlarla, uçaklarla 200 bin kişi de Fergana'dan biraz önce arz ettim işte Rusya başta olmak üzere, Azerbaycan başta olmak üzere buralara dağıtıldık. Evet. İkinci evet. sürgün de ikinci sürgün ne oldu? Özbekistan'dan, Fergana'dan Rusya'nın getirdiği Krasnodar vilayetine yerleştirdiği Ahıska Türkleri Özbekler bizden çıktı kabul etmiyor, geri almıyor. Rusya kabul etmiyor. Haymatlı olarak kaldık. Ve en son 2007'de Amerikan mülteci olarak, haymatlı olarak 17-20 bine yakın insanımızı Amerika'ya götürdü. Yani üçüncü sürgünümüz de böyle oldu. Evet, şimdi haritada da görüyoruz sevgili seyirciler. Dünyanın hangi ülkelerinde kaç nüfus var, Ahıskalıların nüfusu var, diasporadaki Ahıskalılar. Rusya içinde 95 bin olduğunu görüyoruz. Özbekistan'da 38 bin, Kazakistan'da 180 bin, en çok Kazakistan'da. Ve Gürcistan'da 1500 hali hazırda, 8 bin Ukrayna'da var. Türkiye'de 76 bin nüfus var. Altındaki hangisi 180 var? Azerbaycan'da 87 bin nüfus var. Evet, evet Kıbrıs'mış. Kıbrıs'ta 180 nüfus var. ABD'de 16 bin dediğiniz, bahsettiğiniz 16 bin ve Kırgızistan'da 42 bin. Evet, Ahıskalıların dağılımı bu şekilde. Şimdi dediğimiz gibi haberimizde de, belgeselimizde de vardı. Gürcistan bu konuda evet daha demokratik bir yapı kazandı Gürcistan ve bir yasa çıkardı. Bu yasa, ancak tabii bu yasayı çıkarmakla bitmiyor iş değil mi? Yani bu yasa çıkardı madem. Bu yasa için çıkardı biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin baskısıyla çıkardı. Baskısıyla çıkardı değil mi? Evet, şimdi bu yasayı çıkardım madem, bu yasanın gerekli koşullarını hazırlamak zorundasın. Öyle değil mi? Yani sonuçta toprakları ellerinden alınmış, başkalarına verilmiş, evleri elinden alınmış başkalarına. O zaman bunları onlardan alamıyorsan madem, onlara ev, toprak ve arazi verme konusunda çaba göstereceksin. İşte bizler sivil toplum olarak Ahıskalılar Vakfı olsun, diğer dernekler olsun, bizim mücadelemiz zaten oldu Fuat Bey. Öncelikle Ahıska'ya dönebilmek. Evet. Çünkü biz hiçbir suçumuz yokken sürüldük. Bizce suçumuz malum. Kavi Türk, Müslüman Türk olduğumuz için, sınır boyuna yakın olduğumuz için, hatta bizi casuslukla suçladılar, iftira attılar falan. Yani bize Osmanlı'ya şey yapacağız diye. Neyse onlar için açısından belki olabilir ama böyle bir susuz bir şekilde zorla vatanlarından sürülen insanlar, biz diyoruz ki olan olmuş geçmiş. Biz şimdi vatanımız, çünkü öyle ki ben gittim gezdim. Dedelerimizin yaptığı evlerin birçoğu duruyor. Mezarlıklar duruyor. Boş duruyor. Yok, boş değil. Gürcü var, Ermeni var. Gürcü ve Ermeni var. 80 köyde viran etmişler Türkiye sınırına yakın köyleri. Olurken ne olur olmaz diye. Ve biz diyoruz bakın bu yerimize, vatanımıza, bütün dünyada bu tip topluluklar dönebildi. Bize de müsaade dönelim. Avrupa Birliği'ne şikayet ettik. Avrupa Birliği Gürcistan'ı Avrupa Birliği'ne alabilmek için müracaat etmiş 99 yılında. Avrupa Birliği bir şart koştu. Bu sürgün Ahıska Türklerini vatana geri almanız lazım. Tamam dediler Avrupa Birliği'ne yardım alabilmek için, ekonomi destek alabilmek için. 2007 birkaç şey oldu, 2001'de de bir şey çıktı falan. Neticede 2007'de bir kanun çıktı. Ama öyle bir kanun çıktı ki dönmeme kanunu. Mesela evet. Bunlar en bir çok evrak istiyorlar. O evraklardan bunlar demin anlattım, paramparça olmuş. Ne evrak bulacak? Nerede bu evraklar? İkincisi tapu istiyorlar mesela değil tapu mi? Tapu istiyorlar. Yani oradaki tapu ne, nasıl kalır yani o felaketi yaşadıktan sonra? Ahıska olduğunu ispat et diyorlar. Peki nasıl ispat edin? Allah Allah. Arşiv yok. Yakmış yıkmışsın, bir şey yok bende. İki, en mühim de şöyle. Geldiğin ülkede iyi kötü şimdi dağılmışız demin dedim ya. 4000 Suriye'de yaşıyoruz, 9 Cumhuriyet'te yaşıyoruz. Yani Kırgız vatandaşıyız, biz Özbek vatandaşıyız, Ahıska yok. Biz Azeri vatandaşıyız. O vatandaşı, Türk vatandaşıyız. O vatandaşından çıkacaksın. Sonra bize müracaat edeceksin. Bizim de iki tane beyefendi masada oturacak. Sen Ahıska Türk'ü olup olmadığını karar verecek. Ona göre sen geleceksin. Ya ben oradan çıkacağım. Sen ya kabul etmezsin, etmemesi çok büyük ihtimal. Ben ne yapacağım? Olduğum ülkenin vatandaşlığından da çıkmış oluyorum. Yani böyle bir şey var ama bu baskı inşallah daha devam edecek. Yani şu anda biz boş durmuyoruz. Çünkü bizim tapularımız, evet elimizde olmasa da netice o topraklar bizim.
Başkasına ait olduğu tapuları onlar çıkarsın. Durup dururken insan, herhangi bir insan durup dururken burası benim demez ki. Herkesin yerleştiği bir toprağı vardır, yeri vardır, işi vardır, gücü vardır. Yani kendi işini, gücünü, toprağını, evini, barkını bırakıp da ben buraya aitim, burada yaşıyorum, benim topraklarım burası demez ki. İnsanın deli olması lazım bunu demesi aynen, için. Yani aynen. Bu çok saçma bir şey ve Gürcistan bunu bile bile yapıyor, bilinçli olarak yürütüyor. Bu asimilasyon politikasının, zamandaki asimilasyon politikasının bugün daha değiştirilmiş ve postmodern hale getirilmiş hali bu. Hakikaten çünkü çok acı tabii ki Stalin yıllarca bu tür küçük halkları böyle yöntemlerle ezdi. Önce Almanların önüne sürdü bu halkları. Asker olarak önüne sürdü. Nazilerle savaşmak üzere önüne sürdü. Sonra da bunları sürgün etti. bu adama hala ellerine pankart olarak taşıyan hainler, alçaklar hakikaten ne derler? Ruh hastaları var. Bu ruh hastaları Türkiye'de bile var. Türkiye'de bu ağız kanları sorunlarında ilgileniyorlar mı? Hayır, ilgilenmiyorlar. Bir şey soracağım ben. Hemen devam edelim. Daha somut konulara geçelim Mehmet Bey. Şimdi Türkiye hükümeti nezdinde girişimde bulunuyor musunuz? Yani biliyorsunuz Türkiye hükümeti Gürcistan'la son derece yakın ve sıcak ilişkiler kuruyor. Bu anlamda atıyorum şu anda aklıma gelen şeyi söylüyorum. Hem kuruyor mu hem de aklıma gelen şey. Türkiye mesela Van depreminde Van depreminden sonra yeni bir Van inşa etti. Bir yıl içinde Türkiye. Mesela bir yıl içinde bunu yaptı Türkiye. Cumhuriyeti. Yani devletin gücünü burada hissedebiliyorsun. Devleti arkanda hissedebiliyorsun. Mesela Türkiye ile Gürcistan'ın ilişkileri sıkı. Yani arazi versin Gürcistan, Türkiye'de müteahhitleri bir yıl içinde orada 5000 tane ev yapsın mesela. Atıyorum. Fuat Beyciğim beni niye çağırdın? Siz her şeyi benden daha güzel toparlıyorsunuz, anlatıyorsunuz, biliyorsunuz. Estağfurullah, rica ederim. Şimdi önce şuna bir şey yapayım. Biraz önce haberlerde de Ukrayna'ya verdiniz. Ukrayna soykırımı kabul etti. Kırım Türklerini biz de beraber. Gerçekten bu bir soykırımıdır. Ama buyurduğunuz gibi Ukrayna daha önce bunu kendine mal etmezdi, söylemezdi. Bakın şu anda biz Kırım'da, Kırım işgal edildikten sonra Ruslar yine ikinci bir ızdırap çekiyoruz. Kırım'da 9000 Haska Türk'ü var. O Fergana olaylarından dolayı gelen. Ve bunların çok zor durumda olan, savaşın ortasında kalan ailelerimiz vardı. Yine sağ olsun Türkiye hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız konuya el attı. 700'e yakın aile şu anda Türkiye'ye resmi iskanlı getiriliyor. Bu bir. İkincisi efendim, yani şunu da diyeyim, ondan sonra sizin sorunuza geçeyim. Bu kadar zulme rağmen, parçalanmışlığa rağmen Fuat Bey kardeşim, bu Ağızka Türkleri demin dedim ya, seçilerek gönderildiği için 70 sene Rus zulmüne rağmen dinlerinden, dillerinden, örf ve adetlerden hiçbir şey kaybetmemiş. Paramparça olmalarına rağmen. Ben Karslıyım, Ardahan Posok doğumluyum, şimdi Ardahan vilayet oldu. Bizde yabancılara kız vermek pek yoktur. Akraba evliliği çoktur. Ondan dolayı biz bu doğudakini batıya getir, batıdan doğuya getir, hiçbir şey değişmemiştir. Hiçbir şeylerini kaybetmemişler. Akrabalık ilişkisi bizde çok yani. Bu kadar zulme rağmen bakın o coğrafyada hepsi değişmiş diye. Türk soyları değişmiş, şiveler değişmiş, insanlar değişmiş. Öyle. Ama bizim Ağızkalar, gidin Kazakistan'da, Rusya'da, Ukrayna'da bir Ağızkalar'la tanışın. Dersiniz sen Erzurum musun, Ardahanlı mısın? Bu kadar net ve güzel Türkçe konuşuyorlar. Bu bir. İkincisi Türkiye hükümeti. Asıl şeyimiz bu. Şimdi Allah razı olsun, çok güzel bir konuyu hem dile getirdiniz hem de çaresini de söylediniz bir bakıma. Biz Ağızka milleti olarak çok çalışkan milletiz. Torpağı seven milletiz. Devletimizden biz 15 senedir ki diyoruz ki bize torpak verin, borçlandırın, biz ekelim, biçelim, ödeyelim. Bize karşılıksız bir şey vermeyin. Fakat Tokyo mesela, buyurduğun şehirler kuruyor. Şu anda haşa Suriyelileri biz kıskanmıyoruz. Kıpta ediyoruz. Daha fazla da yapılması lazım. Onların durumu daha başka. Allah-u Teala onlara kolaylık versin. İnşallah bir an evvel vatanlarına döner ama yani bazı durumlarda biz onlardan zor durumdayız. Biz Osmanlı terbiyemizden dolayı çok ağlamıyoruz. Çok devletimize sıkıntı vermek istemiyoruz. Ama dualarımız devletimizle. Onun için biz diyoruz ki o topraklar, ha biz kendi başımıza gidip de Hakkari'de istedik. Hakkari'ye veyahut da efendim başka bir vilayete yerleşmek biraz zor. Çünkü çok ürkmüş bu millet. 70 sene zulüm görmüş. 3 sürgün yaşamış, düşünebiliyor musunuz? Özbekistan'da evlerini, barklarını bıraktı, çıktı ikinci defa. Hiçbir şey alamadılar yanlarına. Evet, şimdi bize devletimiz bir yer versin, yer göstersin. Resmi, yani arkamızı devlet, bilen bir devletimiz var. Bir sıkıntı olmaz ileride. Ondan sonra toprak versin, borçlandırsın.
Ekele nasıl olmuş biliyor musunuz? Bize ceza olarak Ağızka Türklerine Stalin zamanında, Brejnev zamanında bilirsin, Özbekistan'da Sırdere çölüne yerleştirmişler. Çöl, Arap çölleri gibi. O çölü biz Gülistan'a çevirmişiz. Hükümet kararıyla ismi Gülistan yapılmış. Böyle de çalışkan bir milletiz. Ardahan Fosov'un bir yarısıyız yani biz. Evet. Gerçekten. O bakımdan devletimizden en büyük arzumuz bu toprak meselesi. Yani bir yere bizimiz TOKİ. Borçlanır mısın? Şimdi yavaş yavaş. Evet, Türkiye olur. O Gürcistan, Gürcistan içindeki toprakları, Gürcistan hükümeti versin o toprakları. Türkiye'ye yardım etsin. Siz borçlanın. Yapın, ödersiniz. Hatta öyle bir yani, de var. Türkiye'de hali vakti yerinde olan insanlar bir de 20 yıl borçlanıyor. Size de 30 yıl borçlanma versinler, 40 yıl borçlanma versinler. Ve yapın bunları yani, yapabilecek diye durumdasınız. Öyle siz. Bir proje gündeme geldi bizim şeyimizde bir ara, bundan birkaç sene önce. Bine yakın Ağızka'da konut yapılacaktı. Bizi oraya yerleştirecekti. Ama maalesef gerçekleşmedi. Şimdi bunun yanında bizim en büyük sıkıntımız, inşallah hükümet kurulduktan sonra Sayın Başbakanımız başta olmak üzere beklentimiz yok. Bizden bakan da var. Ağızka kendi bakanlarımız çok. Faruk Çelik, İdris Güllüce, daha milletvekili Feyzullah Feyzullah. O zaman onların nezdinde baskı yapmak lazım. Ama maalesef şimdi işitiyorlar. Şöyle diyeyim, Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun, o zaman başbakandı. 2009'da Fuat kardeşim bize bir vatandaşlık af kanunu çıktı. Hı hı. 2009 yılına kadar Türkiye'ye gelen Ağızka Türkleri vatandaşlığa kabul edildi. Evet. Ne olursa olsun öyle rahatlattı bizi ki. Yani biz hala da başta rahmetli Özal dua ediyoruz ki. Evet. Özal ilk Kazakistan ziyaretine, Türk Cumhuriyeti'ne ziyaretine gittiğinde oradaki bakın Ağızkalılar nasıl karşıladı biliyor musunuz? Murat abi Türkiye Gazetesi'nde o zaman rahmetli Servet Kabaklı muhabirdi onu. Hoş geldin padişahımız diye. Hoş geldin. Ve buradan giden bütün Türkiye'den giden Türklere ilk sorgulaşıyordu yaşlı insanlar. Padişahımız nasıldır? Bana da sordular. Padişahımız. Onu bir 89'da 2000 kanununda bir kanun çıktı. Ağızka Türkler için özel bir kanun çıktı. O kanun eğer işletilse biz Türkiye'de şimdi anlatacağım sıkıntılar çekmeyiz. O kanun rahmetli Özal orada hemen orada o sözü verdi. 150 aileye getirdi, Iğdır'a yerleştirdi. Zor durumda olan Ağızka Türklerini. Serbest iskanlı. Fakat o kanun sonradan rahmetli Özal'ın vefatından sonra rafa kalktı. Hükümetimiz sağ olsun ara sıra böyle şey yapıyordu ama bize özel bir kanun vardı. O kanun rafa kaldı. Şu anda yok. Biz şu anda çektiğimiz sıkıntıyı söylüyoruz. Bilmiyorum vaktimiz nasıl. Çok vaktimiz hiç kalmadı. Tamam. Bir cümleyi hemen, rica edeyim. Hemen toparlayayım. Biz şu anda normal yabancılar statüsüne girdik. Ağızka Türk'e o bize çıkan özel kanunlardan istifade edemiyoruz. Eskiden 2 yıl beklerdik, vatandaşlık alırdık, ikamet alırdık, çalışma kaşesi basılırdı. Efendime söyleyeyim, şimdi biz ikameti almada çok çok zorlanıyoruz. Sigorta isteniyor. Her ferdi sigorta isteniyor. O da 600-700 binden aşağı değil. Bu insanlar zaten yiyecek içecek bir var. Gürcistan değil mi bunlar? Burada bizde, Türkiye'de. Bize Türkiye'yi anlatıyorum ben. Evet Türkiye'de. Evet. Ve diyorlar ki mecbur sigorta yaptıracaksın, ferdi sigorta. O da efendim evet. En azından 700-800. Bunları hemen gündeme getirmek lazım. Ne olur mu öyle şey? Yani asıl mesele burada. Evet. Bakın hem niye balta dedik ya Orman baltaya diyor ki sapın bizden. Evet. Yani şimdi diyemiyorum ben Türkiye'nin kime şikayet edeyim, nasıl şikayet edeyim. Ama burada bu sıkıntıları yaşıyoruz. Vatandaşlık 5 sene bekleyeceğim Suat kardeşim. Düşün ben ikamet aldım. İkamete çalışamaz diye kaşe basıyor şimdi. Eskiden çalışır diye kaşesi vardı. Şimdi çalışamaz diye. Hemen bunları gündeme getirmek lazım. Bu şekilde de 5 yıl bekleyeceğim ben. Evet. 4 nüfuslu çünkü aile. Olur mu öyle şey canım? Ne kadar saçma yani bütün bunlar. Bağlıyorum sözümü. Evet bir cümle. Şimdi hükümetimizden 2009'daki af gibi bir af istiyor Ağızkalılar. Evet, 2009'daki bir af gibi bir af istiyor. Vatandaşlık afı istiyor Ağızkalılar evet, olarak. Tamam. Çok teşekkürler Mehmet Bey efendim. Programımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ağızkalıların sorunlarını bu anlamda dile getirdik. Bu söylediklerinizde ben bir yazı konusu yapacağım ayrıca. Son derece önemli. Sizden çok şey bekliyoruz. Aynı kökeniniz. Evet, çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bir Ağızka Türklerinin, Ağızkalıların dramını ekranlarınıza getirdik. Ve 71. yılı sürgünün Mehmet Oğuz, Ağızkalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz program konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra özellikle Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler açısından son derece önemli haberlerimiz var. Bizden ayrılmayın lütfen.
Evet, Avrupa'da gündem devam ediyor sevgili seyirciler. Almanya'dan son derece önemli 3 haberimiz var demiştik. Evet, o haberlerden ilki geliyor şu anda. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ordudaki Müslümanlar için imam görevlendirilmesinin değerlendirildiğini bildirdi. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ordu içinde imam görevlendirilip görevlendirilmeyeceğinin değerlendirildiğini açıkladı. Alman haber ajansı DPA'ya konuşan von der Leyen, imamların orduda görevlendirilmesi gibi düşünceye açık olduklarını söyledi. Von der Leyen, imama ihtiyaç duyulup duyulmadığını incelediklerini söyledi. Müslüman askerlerin farklı ve geniş alanda görev yaptıklarını hatırlatan von der Leyen, imam görevlendirilmesinin lojistik bir sorun olduğunu da kaydetti. Alman bakan, ordu içinde çok farklı dilliliğin olmasına memnun olduklarını söyledi. Genç askerlerin farklı dilleri konuşabildikleri için mülteci sorununda büyük destek verdiğini söyledi. Almanya'da orduya alınmada personel dini inancını açıklamak zorunda değil. Bu nedenle ordudaki Müslüman asker sayısı tam olarak bilinmiyor. Ancak 177 bin askeri bulunan orduda Müslüman asker sayısı 1600 olarak tahmin ediliyor. Evet, ikinci önemli haber Almanya'da yaşayan Türkiye'liler açısından, yurt dışında yaşayan Türkiye'liler açısından aslında bu. AK Parti'nin seçim vaatlerinden ilkiydi bu. Evet, yurt dışında yaşayan Türkiye'lilerin yararlanmasına yönelik bir haber. %20 indirimli uçuşlar başlıyor artık. Bu %20 indirimli uçuşlardan kimler istifade edecek haberimizde. AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan, yurt dışında yaşayan ve aynı soyadını taşıyan aile mensuplarının Türk Hava Yolları ile %20 indirimli seyahat kampanyası başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu indirimli uçuş müjdesini Twitter'dan duyurdu. Davutoğlu Twitter'dan gönderdiği mesajda gurbetteki ailelerimiz indirimli seyahate başladı, haydi bismillah ifadelerini kullandı. Davutoğlu seçimler öncesinde Almanya'da yaptığı konuşmada Türk Hava Yolları ile 2 kişiden 9 kişiye kadar aynı soyadını taşıyan aile mensuplarının seyahat etmesi durumunda %20 indirim kampanyası müjdesini vermişti. Evet, bu birçok seçim vaadinden biriydi ve ilk yürürlüğe girmişti. Daha doğrusu yeni dönemdeki seçim vaatlerinden ilkiydi. Almanya'da yürürlüğe giren yeni bir yasal düzenlemeye göre çocuk parası alan ailelerin 1 Ocak 2016 tarihine kadar aile kasalarına kişisel vergi numaralarını göndermeleri gerekiyor. Bu konudaki uyarı haberimiz. Almanya'da Kasım ayı itibariyle birlikte yürürlüğe giren yeni düzenlemeler arasında Türk vatandaşlarını da ilgilendiren çocuk parası yardımı var. Çocuk parası konusunda yapılan yeni mevzuata göre çocuk parası alan ailelerin 1 Ocak 2016 tarihine kadar aile kasalarına kişisel vergi numaralarını göndermeleri gerekiyor. 1 Ocak 2016 tarihine kadar aile kasalarına gerekli numaraları bildirmeyenlerin aldıkları çocuk paraları kesilecek. Çocuk parası bildirimlerinin yazılı olarak yapılması gerekiyor ve telefonla yapılacak bildirimler geçersiz kabul edilecek. Evet sevgili seyirciler, şimdi yine bir Ailenin Yenici haberimiz var. 2 haftadır sizlere sunuyoruz Ailenin Yenici haberlerini. Son derece güzel röportajlarla ekranlarınıza geliyor. Şimdiki haberimiz, daha doğrusu röportajımız, daha doğrusu bir hayat hikayesi bu. Almanya'da yaşayan Serkan ve Meryem çifti evlenerek yeni bir yuva kurarlar. Ancak Serkan ve Meryem'in kurdukları bu mutlu yuva Serkan'ın bacağındaki hastalık nedeniyle sarsılır. Hayatlarının başlarında ağır sağlık sorunları ve zor günler geçiren Solmaz çifti yaşama sevinçleri ve birbirlerine olan sevgileriyle karşılaştıkları zorlukları aşmaya çalışıyorlar şimdi. Sevgili Avrupa'da gündem izleyicileri, bu hafta sonu da Solmaz ailesinde misafiriz. Kapıya bakar mısınız? Zaten emin olun aşkları büyük. Mükemmel bir aşk, özenilecek bir aşk. Meryem, Serkan, Solmaz ailesi. Şimdi kapıyı çalıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Selam. Serkan ve Meryem çifti hayatlarının baharında mutlu bir yuva kurarlar. Birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanan Serkan ve Meryem'in hayatı, Serkan'ın bacağında olan ve çok nadir görülen bir hastalık nedeniyle alt üst olur. Bu pazar bambaşka bir konuyla karşınızdayız. Almanya'da Essen şehrinde yaşayan Solmaz ailesinin evindeyiz.
Geçen haftaya kıyasla bu haftaki konumuz biraz daha duygusal, birazcık daha insana hüzün veriyor. 12 sene önce doktora gittin ağrılar ve şikayetler yüzünden. O günden bugüne neler oldu? Bize kısaca anlatabilir misin? O günden bugüne yaklaşık 12 sene oldu. 12 senenin içinde yaşadıklarım, ilk başta dediğiniz gibi ayakta ağrılar, morluklar, iltihap gibi görüntüler, yürüyemedim, ayakkabı giyemedim, iş yerine zorluk çektim. Bir kortizon tedavisi görüp kendime geldim ilk başta. Ondan sonra bu yaklaşık 2012'ye kadar rahat ettim. 2012'de bir kramptan dolayı hiç yürüyemedim. Hani yürüyemedim dediysem bir 20 adım 30 adım sonrasında kesildim. Hani ağrıdan ayak sanki böyle patlayacakmış gibi. Onun üzerine doktora yine gidildi. Ve doktorun dediği şey hani tamar kanıklığı var, ayağı keseceğiz diye ilk başta bir tepki koydular. Ama onun da işte damar eklemekle bypass dediklerinden bayağı bir uğraşıldı. Aşağı yukarı 4-5 tane bypass ameliyatı geçirdim. Hı hı. Onda da işte bu seneye kadar rahat etmiştim. Bu senenin başında yineden başladım. Yine gene aynı belirtiler, aynı şeyi çektim, acıları çektim. Geceleri uyuyamadım, yatamadım hani. Hiçbir şey yapamıyordum hani. Ondan dolayı bu ayın, bu senenin Nisan ayında Duisburg'taki hastaneye yattım. Son ihtimaldi yani, Avrupa'nın en iyi damar doktoruymuş diye. Hı-hı. Onlar da iki defa damar ektiler. İşte kollardan damar alındı, edildi. Hı-hı. Üç hafta anca onlar da dayandı. Ve üç hafta sonra yavaş yavaş ayak başladı siyahlaşmaya. Siyahlaşmaya başladı sonra parmaklar gitti komple. Parmaklardan sonra ayağın alt kısmını kestiler. Ve şu anda bir ayak protesiyle hayata devam etmeye çalışıyorum. Evet, Meryem bu konuda hala çok hassas. Gözyaşlarını tutamadı ve kalktı. Ama ben onu bekliyorum. Serkan Solmaz ağır hastalığına ve bacağının yarısını kaybetmesine rağmen hayata sımsıkı tutunur. Doktorlar Serkan'a 6 ayla 1 sene arasında ayağa kalkabileceğini söyler. Ancak Serkan 4 ay gibi kısa bir sürede yürümeye başlar ve hastaneden çıkar. İlk parmağın kesileceğini duyduğunda ne hissetmiştin? İçim yandı hani, sonuçta vücuttan eksilen bir parça, parmak da olsa, ufak parmak da olsa giden bir parça vücuttan. Ve ben bu şeye başladım, hani dedim, ben hiçbir şey kesilmesini istemiyorum dedim ve kabullenmesi gerçekten çok zordu. Kötüyüm hani, kimseden görüşmüyordum, etmiyordum, yalnız kalmak istiyordum. Eşimin bile yanmayı hiç kimse istemiyordum. Eşinin ayağını görmesi seni rahatsız ediyor muydu? Evet. Çünkü o da görüyordu, o da çok kötü oluyordu. Meryem, eşin o ağrıları çekerken ağrı kesiciyle belki azaltabiliyordu ama o görüntü seni nasıl etkiliyordu? Hani zor bir dönemdi ama beni pek etkilemiyordu sonuçta. Ben bunların hepsini bilerek evlenmiştim Serkan'la. Hı hı. Ama beni etkilemiyordu. Tek düşündüğüm, Serkan çok acı çekiyor. Tek derdim buydu yani. Sonra kesilen yerler yeterli gelmedi. Ayağını komple kestiler. Buraya kadar, diz kapağı altına kadar kestiler. İlk gözlerini açıp narkozdan sonra kendinden büyük bir parçanın gittiğini gördüğün anda ne yaptın? Güldüm. Dalga geçtim ilk başta kendimden. 3 gün boyunca algılayamadım kendimi. Dedim boş ver dedim. Kafayı kaldırmaya çalıştım ama 3 gün sonra acısı çıktı ortaya bende. Sevgili seyirciler, her konuda bu böyledir. İnsanlar acılarını, mutluluklarını bile yalnızken tadını çıkaramazlar. Mutluluklarını bile paylaşmaları gerekir ki acıyı paylaşmak sanırım İnsanın omuzundan büyük bir yükü alıyor. Şu anki süreç nedir? Kura gittin ameliyattan sonra. Şimdi ben Facebook'ta videolarını gördüm, hayranlıkla izledim. Yürüyorsun protez ayağınla. Yürüyorsun. Peki alışabildin mi? Nasıl bir duygu? Yani neler hissediyorsun? Ya da kendini güvende hissediyor musun o ayak sana takılıyken? Anlatabilir misin? Ya güven yavaş yavaş
kabullenmeye çalışıyorum. Hani o da artık bir vücudumun parçasıymış gibi kabullenmeye çalışıyorum. Bendeki azim çalışmak, gene işe başlamak. Çünkü hani bizim büyüklerimizden gördüğümüz, hep eşime ne dediğim, dedim rahmetli bir lafı vardır. Erkeğin dediğin parası cebinde olmalıdır. Ve ben ilk eşimden parayı aldığımda çok utandım. Serkan, hastalığının getirdiği tüm zorluklara rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmez. Serkan, evini geçindirmek için haftada 6 gün işe gider ve akşamları da düğünlerde kameramanlık yapar. Hani bundan 2 gün önce dükkandaydım, kuaför dükkanına ben gittim, sakal tıraşı yapmaya çalıştım müşteride. Çünkü hani gerçekten kollardan damar da alındığı için hani yapabiliyor muyum, edebiliyor muyum diye kendimi denedim. Değnekleri bırakıp sandalye arasına cambazlık yaptık. Oldu mu? Oldu. Bir 10 dakika rahatça çalışıyorum ama 10 dakika sonra yine ağrılar başlıyor. Çünkü daha yeni taze hepsi olduğu için daha hepsi yerine oturmadı. Zaten birdenbire yüklenmen de doğru olmaz diye düşünüyorum, değil mi? Olmadı. Belki hani Allah korusun bir iltihaplanma veyahut da zorlamadan olabilecek bir yara, darbe söz konusu mu? Söz konusu. Biz hastaneden çıktıktan ikinci hafta çarşıya gitmek istedim ben de. Gittikten sonra ertesi gün iltihap girdi ve o iltihabı 3 hafta çektim. Geçen bu gördüğünüz mavi duvarı boyarken tutturdum, ben kendim yapacağım diye, tek ayakla yapacağım diye kafaya koymuştum. Ve bu arkada fotoğrafı kendim yani duvara montaladım tek ayakla. Düşmeme rağmen gene kalkıp devam ettim. Evet. Sanırım önemli olan o. Düşmekten korkmamak, düşeceğini bilsen de yola devam etmek. Aynen öyle. Durmak yok, yola devam. Meryem, senin söylemek istediğin bir şey var mı bu durumda? Belki bu durumu yaşayan, daha iyisini, daha kötüsünü veya aynı olayı yaşayan ama pes etmiş, evine kendini kapatmış insanlar olabilir. O yüzden siz bir örneksiniz, örnek davranış sergiliyorsunuz. Peki senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Ben baştan beri biliyordum zaten hani elbet bir gün başımıza gelecek. Çünkü sonuçta Serkan'la da bir sene evliyiz biz. Hani şöyle bir şey var. Eğer seviyorsan destek çıkarsın. Sonuna kadar da yanında olursun. Hani ben bu durumdan memnun muyum? Değilim. Ama yeter ki Serkan iyi olsun. Gerisi önemli değil. İster bir bacağı eksik olsun, ister olmasın. Yeter ki Serkan yanımda olsun. Peki bu durumda aynı şeyleri paylaşan vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, insanlara iletmek istediğin bir mesaj var mı? Zaten sizin duruşunuz bir mesaj ama söylemek istediğin, onların eşlerine söylemek istediğin bir şey var mı? Her ne olursa olsun eşinizin elini bırakmayın. Çünkü hayatta en önemli şey diğer yarısını bulmaktır ve ben diğer yarımı buldum. Eşinize her konuda destek çıkın. En önemlisi budur. Sizce bundan daha güzel bir mesaj olabilir mi? Bence yok. Asla. Serkan, sen de çok şanslısın. Diğer yarın yanında duruyor. Allah size nice güzel günler nasip eylesin. İnşallah. Her şey gönlünüzce olacak. Benim şüphem yok. Sizin gibi iyi insanlara güzel şeyler olacaktır. Hayatta olan bazı şeyler sınav diyoruz ya. En zor sınavınız bu olsun. Gelecek hakkındaki planlar kısaca neler? Mesela en kısa zamanda yapmak istediğiniz bir şey var mı? Önce bir Serkan düzelsin diyorum ben. Ondan sonra da biz bir bebek istiyoruz. Çünkü daha bir senelik evliyiz. Ve bayağı bir uzun süreç hastanede yattığı için biz balayı olsun, gezmek olsun, tozmak olsun yapamadık. Hı. Sağlığına kavuştuktan sonra ilk işimiz tekrar bir balayı. Aynen öyle. Aileyi önce büyütüp ondan sonra geride kalan her şeye devam etmek. Sevgili izleyiciler, aslında bugünden çıkarabileceğimiz çok ders var. Kendimize alacağımız yanları da çok ama en önemlisi, hani evlenirken bir söz verir çiftler, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Ama çoğu bunu maalesef uygulamaz. O sadece sözde kalır. Solmaz çifti, tişörtleri de alalım bu arada. Onlar bunu hakikaten uyguluyorlar. Yani bundan daha kötü gün göstermesin Yüce Allah. Ama ne olabilir ki diyorum ben ve aşkınıza, sevginize hayranlıkla bakıyorum ve en büyük mesaj sevgi, her zaman sevdiklerinizin yanınızda olmanız ve gerçek beraberliklerde her şeye rağmen o elin hiçbir zaman ayrılmaması.
Evet, Serkan'a acil şifalar diliyoruz ve Serkan ve Meryem çiftinin mutlulukları daim olsun diyoruz biz de ekip olarak sevgili seyirciler. Son derece güzel bir röportajdı. Aylin Yenici'nin de dediği gibi, röportajı yapan Aylin Yenici'nin dediği gibi dersler çıkarılması gereken bir hayat hikayesiydi bu. Sevgili seyirciler, programımız burada sona erdi. Gelecek hafta yine aynı saatte Avrupa'da gündem bu ekranlarda karşınızda olacak. Hepinize iyi hafta sonları ve iyi haftalar diliyoruz.